Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Şimdi ilk önce bir mukaddeme yapmak istiyorum. Dima 127 mi abi? Abi ben sayıyı biraz şey yapamadım, kaçırdım bilmiyorum. Evet, sizde ben yapayım. Olsun. Hemen ben yazayım. Eskide adresimizi burada unuttuk. Dima 127. Akıl. Bugün en kaç abi? 23 Ağustos. Bu şekli unutmuştuk değil mi? Evet tamam. Ama çok önemsiyorum çünkü sebebi nuzulu kanunu burada da işliyor. Şimdi ilk önce bir mukaddeme yapayım. Aklı başında ise ulema ne demiş? Çok ilginç yani. Neyse abi? Aklı başında ise bir insanın, ha, yani vahiy muhatap olmuşsa, bir kere adımız gibi bileceğiz mesela. Fikret. Hangi Fikret? Nasıl ki soy ismin kaçınılmazdır senin için. Aklı başında demek kaçınılmaz şu. Kur'an vahiy muhataptır. Vahiy muhatap olmayan zekidir. Peki, akıl çalışırken zeki dışarıda mı? Hayır. Zekaveti de duruyor ama zekavetin patronu akıl. Zekilik dışlanmış olmuyor. Onu da hakta kullanıyorsun. Mesela sevmesinden itibariyle söylüyorum. Ameliyat gerekmiyorsa veya benim mesleğimde hocadır, gidiyor ihtilafi şeyleri kaşıyorsa, %90'ı ana elmas sütündür diyor ustad. %10'u içtihadidir ki o da zenginlik katmak, her asrı içine alsın diye. Asra göre kanunları İslam, Kur'an, kitap, sünnet, bütün kıyamete kadar olacak hadisatın, bak hadisatın hadiseleri, olayların ümdelerini, çekirdeklerini, kanunlarını ve namuslarını, ümdelerini, çekirdeklerini, kanunlarını, namuslarını zikretmiştir, koymuştur. Gelişen hadiseler bu dört tane ümde, çekirde, kanun, namusa göre asıl imamı, 100 senede bir gelen bir imam veya mezhep imamları içerisini çıkarıyor, deşifre ediyor. Ümde, çekirde, kanun, namus. Dört neyi, kanuniyeti, neyi? Bu şey, İslamiyet'in külli oluşu, evrensel oluşu, her mekanı, her zamanı, her cinsi, beyazdır, siyahtır, çocuktur, kadındır, yaşlıdır, hepsini içine alan, Hristiyanlığı ve Yahudileri bitiren şey, mekana ve zamana has oluşudur. O zaman onun dışındaki mekanı kapsayamadığı için o din, oraya sirayet edememiştir, yayılamamıştır. Mesela diyelim ki, Arabistan'da doğmuştur ama şöyle bir hüküm koymuştur. Allah Resulü bir şey yapmıştır. Toprakla teyemmüm edildiği gibi, Arabistan'ı düşünün bu sözü için söyleyeceğim. Kar suyuyla da, karla da abdest alabilirsiniz. Toprakla aldığın gibi karla da alırsın. Kar yok ki orada. Ne yaptı Sibirya'yı? Sibirya'yı da içine aldı. Yani onun için Ortodoks'un, Rus Ortodoks'un en tepe lideri, papazı, kardinal yani, en tepesi şöyle demiştir. İslamiyet'i evrensel yapan, bazen onlardan öğreneceksin, her asra yorum açık olması, her asrı içeriye alıp ona ahkam vermesi, onu yorumlaması, izah etmesi ve buna cami olması, İslamiyet'in içinde bu yöntemin olması evrensellik yapıyor diyor. Ve hiçbir zaman eskimez. Kilisede soruyorlar bunu. Niçin Hristiyanlık gibi olmuyor yani? Bunun içerisinde
Kur'an her şeyin kanuniyeti, kanun bir silsiledir, efal onun ile bağlıdır. Külliyattan buldum bunları. Kanununu vermiş. Namusu vermiş, yani kanun derken fıtratı vermiş. Namus derken herkesin, yani mesela diyelim ki kanun ve namus farkı nedir? 55. sayfada geçiyor, 53 veya Mesnevi Nuriye, 53. sayfada geçiyor. Kanun umumidir, namus herkese hastır. Kanun emirdendir, namus iradedendir. 55, şeyde Osman, sağ taraftaki sayfanın üstünde, en üsttedir. Gördün mü abi? 53. sayfada. Tamam. Şimdi, namus kişilerin içsel yapısını has ona ahkam veriyor. Onun için sucunun, gusun, hattın, battın, mutalan, zahir, batın, evvel, ahir, tamam mı? Evvel isim vesaire. Bu dört tane ismin de izahı aynı zamanda. Bu ümdelerini verdiği için evrenseldir. Şimdi diyor ki, akıl vahiy ile akıl oluyor. Akıl varsa zekaveti de 30 küsur tane maddeyi, beni buldular bildiğim maddeleri de kontrol ediyor. Eğer akıl yani vahiy hakim değilse ister istemez otomatik zeka hakim oluyor. Zeka hakim olunca zekanın özelliği mazinin bütünlüğüyle geçmişe bakıp hadis yapmaz. Kainattaki, alemi şahadetteki, şimdiki zamandaki şu dünyanın geçmişi yani insanlığın geçmişi değil. Mesela geçmiş hafta ticaret, borsa. Gelecek hafta borsa. Yani bu zekavet, alem-i şehadetteki geçmiş ve gelecekle alakalı karar veriyor. Yani Allahsız ve ahiretsizdir. Onun için Kur'an devamlı şeye vurgu yapmıştır, akla vurgu yapmıştır. Devamlı yakilun, taakilun, efele tefekkerun, efele tedebberun, fetebiru yavlul elbab gibi ayetlerle devamlı. Mesela mahkematta diyor ki, akıl ile nakil, Kur'an ve sünnet çatışırsa, akıl olmak şartıyla, Kur'an'a göre şekil almış akıl ise, bu akıl esas alınır, nakil, tevil edilir demek, tevil edilir kanuniyetini, kanun, namus, ümde ve düğümlerini, ükte ve düğümlerini biliyor. O zaman ne oluyor der Üstad 27. sözde? Müştehitler zannediliyor ki kendisi düşünmüş, herhalde böyle olur diye karar vermiş. İçtihat öyle zannediyor bu milletin ekserisi. Hayır diyor. Allah Resulü veya Kur'an-ı Azimuşşan bir şeyi söylediği zaman zaman ve mekanın arkasında olduğundan zaman ve mekanı bütün insanları içine alacak bir ahkam getiriyor. Ve dolayısıyla o ümde ve çekirdeklere, ümde şeyde kullanıyor Felak ve Nas suresinde. O hepsinin usulünü, kuralını içine koyuyor. Aslan imamı ne yapıyor? Üstünü açıyor der. Yani dolayısıyla İmam-ı Azam'ın, İmam-ı Şafii'nin içtihadi semaviyedir. Yani arzi değildir. Çünkü müştehitlerin içtihadı kendi tilki-i kariyasından değil, mestur olan ahkam-ı semaviyenin, yani o Allah'ın o ayet ve hadislerinde koymuş olduğu o yöntemi, kuralının içerisinde bir mertebeydi. İmam onun üstünü açıyor. Bizim ders yaptığımız gibi. Hemen o cümleyi okumak istiyorum, çok önemli. Bazı kardeşlerimizin bu o kadar mühim ki, bak diyor ki, sayfa 482, şu üç noktayı nazar, şu zamanın içtihadatını arziye yapar, semavilikten çıkarıyor. Yani semavilik Allah demiş oluyor. Yani İmam Azam söyledi bunu, Allah söylüyor. Neye benziyor? Aynı ağız, Resulullah'ın ağzı, buradan ayet çıkıyor. Buradan hadisi kutsi çıkıyor. Buradan hadisi şerif çıkıyor. Aynı ağız. Bak ağız aynı. Nasıl semavi? Halbuki yani ben İmam Azam'a uysam,
Dindi ki o. İmam-ı Azam'ın cenneti cehennemi yok ki. Beşerdir yani. O da bir ilim sahibi. İlmine uyarsan dünyada sebebini alırsın. Ama söylediği nasıl din oluyor? Çünkü semaviyedir. Sebebi diyor. Halbuki şeriat-ı semaviyedir. Ve içtihadat-ı şerriye dahi İmam-ı Şafii, Ahmet bin Hanbel, İmam-ı Malik bunların içtihadat-ı şerriye ise diyor. Onun ahkam-ı mesturesini, onun ahkam-ı mesturesini, gizli, örtülü kanununu izhar ettiğinden semaviyedir. Değil mi? Şimdi sıkıntı yok değil mi Abdülbasit? Ha? Başka devam edeyim mi? He, devam ha. Şimdi ulema işte o zaman da demiş bir insanın şu anda benim değil. Şu anda okuyacağım. Kaç tanedir? 8 tane Osman. Doktor. 8 tane madde bir insanın aklı vahiy bağlı olduğunu ve akıllı olduğunu gösteriyor diyor. Derecesine göre herkes kendisini yorumlasın şimdi. Okuyacağım şimdi. Benim aklım ne kadar Kur'an'a tabi? 1. Risale'deki değil bu. Makarim-i ahlak olur o nispetle. Mekarim-i ahlak. Ne demek? Kur'an, şunu da şey yapmayın, hiç sakın şey yapmayın, aklınızdan çıkarmayın. Kur'an, ahlak ile Kur'an'ı aynı zikreder. Şey, ahlak ile aklı Kur'an'da aynı zikreder. Devam. Mesela neye benziyor? Vakımı selavatü zekat. Zekatla namazı. Tamam. Kardeş gibi. Kardeş gibi. Mesela ahlak ile aklı aynı zikre. Hatta ahlakın olduğu yerde akıl olduğu için bu ahlak var der. Ahlak olduğu için bu altında her şey vardır. Mesela ahlak içseldir. Ama davranışta kendisini gösterir. Onun için diyor ki mekarim-i ahlak, ahlak güzelliği o nispetle tali eder kişide. Akıllı ise, yani vahye tabi ise ahlak. Geçimli adam mısın? Ahlakın her safhası var. Peki ahlak neydi? Hatırlarsınız. İnsanda 3 tane kuvve var. 3 tane kuvve var. Mühim olduğu için söylüyorum. Şu kuvveyi akliye, kuvveyi şehriye, kuvveyi gadabiye. Yani ile bu gadab asabilik değil. Bu da cinsellik değil. Hayatı dünyevi perestiş ediyor. Telefon değiştiriyor, araba değiştiriyor, eşini değiştiriyor. Kanaat yok. Hayata kanaat yok. Kuvve-i gadabiye ise zararları def, menfaatları celbetme özelliği. Onun için Allah güzel. Ne ben sapık adamı dinleyeyim? Ne ben niye dinimi televizyonlardan öğreneyim? Kuvve-i gadabiye. Hak perestliği ortaya koyuyor. Bunların 3 mertebesi var. Bak, tefrit, vasat, ifrat. Şimdi şey yapacağım. Şöyle. Gözünüzle görmenizi istiyorum ki. Tefriti nedir bunun abim? Ga, ba, vet. Vasatı nedir? Hikmet. İfrat celbe ze. İfrat tel olacak. Ha, ifrat ne alakası var? İfrak. İfrat fark etmek mi onu? İfrak fark ettirmek. İfrak. Konuştuğumu yazmış. Ha, kuvve-i şehriye. Ne? Humut. Ne? Vasatı neydi? Hadi bakalım. Şehviyenin. Mesela adam helalini ve ifratı haram helalı bilmeyip fücur. He? Fücur. Fucur. Tamam. Hazreti Meryem vasatı. Fucur. Vasatını bilir ya. Hadi bakalım. İşte. Hazreti Meryem ama. Peki. Gadabiye'yi söylüyorum. Tefriti.
İşareteceğiz da sol tarafta 22. sayfada. 23'te. 22 mi 23 mi? Sol tarafta. Peki. Öyle ezberde yazılmasın. Peki Gadaviye'nin ifratı hadi. Celbeze. Celbeze yazdık. Ha şey yani Gadaviye mi? He veya Umut bu Şeyhevye neydi? Korkmaması. He? Cebanet. Cebanet güzel. Cebanet korkulmaması şeyden korkar. Her şeyden, hiçbir şeyden korkmaz. Celbeze. Celbeze yazdık. Bana bir şey yapın ki beyninize. Tehevvür. Şehevyen 2, iffet. İffet. Güzel. İffet. İffet ya. Hadi bakalım. Kaldı geriye abi. Gadabiye mi kaldı? Tehevvür mü? Tehevvür dedi bu. Tehevvür ne demek? Tehevvür mü yazdım? Yani maddi manevi korkmamak için. İfrat, şey. Tehevvür, ifratı, vasatı, şecaat. He. Ama bunu ezberlemedim. Şecaat. Yani maddi ve manevi Allah'tan korkmamak, maddi ve manevi hiçbir şeyden korkmamak, korkulmaması gereken koronadan mesela korkup hayatını zehir etmek, hiç çıkmamak. Doktorum burada ama hiç. Yani hayatını durdurmak ya. Hayatını neredeyse... Dersi dinlemeyecek ya, videolardan bana sıçrar diye. Telefonla sıçrar. Anacayip bir şey yani ha. Allah bir anahtar diyor böyle. Allah bir diyor. Ya korkma lan o kadar. Gülüm ilerisi işte o kadar. Şimdi şehve nedir? Ha, nefse geldiği zaman, nefse arzuları, mesela davaya gelince iktisat. Ondan sonra nefse gelince hoppala her şeye açık olur. Dengeyi kaçırır. Şimdi kuyu aklı. Ha, şimdi nereden geldi? Ahlak. Ahlakı çiziyorduk. Ahlak bu arkadaşlar. Oradan geliyor. Bu üçünün toplamına mekarimi ahlak. Ahlak güzel, mekarim yani kerim. Allah'ın onayladığı. Peki bu nedir? Onu çizeyim. Şeyiyle beraber, yazısıyla çizeyim şöyle. Şeytanlık. Bu. Bu da rengiyle, rengi kendisine yakışıyor. Nefsi emmare. Fıtrat da bu. Şöyle yapayım. Fıtratı asliye. Aslı fıtrat. Kanun. Kanun. Şöyle biraz önce konuştum ya. Herkeste bu var. Ama herkeste farklı oluşu var. Mesela kuvve-i şehve kadında ayrıca bizde o namus. Kuvve-i gadabiye var ama herkese çocukta farklı vesaire. Bu kanundur. Ama bu sistem herkeste var. Fakat kadın da erkek de sen de ben de namus. Farklıdır. Böyle yapmak İbrahim güzel değil mi? Güzel abi çok güzel. Heh, öyle yazar. Hikmet. Mekarim ahlak bu arkadaşlar. Yani bunun adı yani akıllı. Akıllı adam. Buna akılsız adam, bu zeki adam. Ha, yazayım. Zeki, akılsız. Zeki. Ama akıl olunca hepsini bloke ediyorsun. Vasat ne demek? Vasat, hepsini içine alıp yerinde kullanandır. Hepsini, ama ifrat öyle değil. Bu her şeyin ama, adınız gibi bilinmemek, her şeyin ifratı şeytandandır. Ama her şeyin, ne aklına geliyorsa. Bana bir şey söyle ki, ifratı şeytan olmasın. Mesela her şey, şeytandandır. Mesela,
sabah oruç, gece bütün namazlar, bilmem ne yapma falan uçuruyor bir sürü. Ondan sonra bil ki tuzağa düşecek. Şeytanla. Allah Resulü dedi ona, ey ashabım böyle bir sahabe var da onun için söylüyor. Ben uydurmuyorum bunu. Ben Allah'ın Resulüyüm dedi. Ben de oruç tuttum günler vardı, pazartesi, perşembe. Gecede hanımla olurum. Ben de yatıyorum. Ama gecenin bir saatini ibadete ayırıyorum. Komplesini ayırmıyorum. Ben Allah'ın Resulüyüm. Senin bu yaptığın doğru değil. Ebu Derda'ydı. Derda Hazretleri. Çok, ya bu tür şeyleri çok iyi biliyor. Hatta şeytan ne işe yarıyor sorsam ya, hakikaten en iyi bilendir. Şeytan ne işe yarıyor insanlıkta? Diğer dinleri de biliyor yani. Çünkü Tevrat'ın. Şimdi bu oldu mu abi zekiye yakın? Oldu, güzel oldu. Ha, güzel oldu. Ha, bunun içerisinde kişinin şeytanı var. Unutmayın, şeytan da ürer. Benim şeytanım diyor, iman etti diyor. O Allah ile konuşan şeytan değil o. Peygamber. Çünkü Allah'a iman etmeyen peygamber iman etmez. Allah Resulü benim şeytanım iman etti demek, herkese kendisine uygun bir şeytan var. Herkese uygun, Allah Resulü hadisi gene, herkes doğarken bir cinle doğar. Onun da bir cinli var. O nefse mahvede işte. Bizdeki dürtüler o aktif ediyor. Böyle insan cami olduğunda. Şimdi ahlakın olduğunun ikinci maddesi. Alimlerin okuyorum. Akıl başta ise bir mekarim ahlak sahibi olur o nispetle. O nispetle haramlardan kaçar. İki. Bir insan ahlaklı mıdır? Akıllı mıdır? Nerede bileceğiz? O nispetle haramlardan kaçar. Buna ait bir hadis hatırıma geldi. 13. şuada. Küllün nasi mecnunun ala kaderil hava ihtilafil cunun. Bütün insanlar delidir. Delilik derece derecedir. Derece derece. Nefse emmareye tabi olma nispetinde o insan delidir. Çünkü Allah ve ahirete iman edecek. Ezeli ve ebedi bir hayatın çekirdeği burada inşa edildiğini bilecek. Ve şu an dakika o fani dünya için sonsuz hayatını berbat edenin adı akılsızdır. Onun için küllü nasi mecnun, bütün insanlar delidir. Fakat delilik ihtilafil cunun derece derecedir. Peki nedir o? İşlediğimiz günaha kadar akılsızız. Yani devre dışı oluyor. İmansız değiliz. Akılsızız. Ahlakın düşüyoruz. Bak bir daha söylüyorum. Ahlak ile akıl ikisi Kur'an'da beraber zikredilir. Şöyle yapayım da. Kur'an'da beraber zikredilir. Beraberler. Akıllıysa ahlaklıdır, ahlaklıysa akıllıdır. Vakti musallavatı zeka gibi, zekat ve namaz gibi. 3. Takva, münazemeti takva. Takva ama, yani diğeri haramdan kaçma şey bu. Takva, meniyattan ve günahlardan iştiba. Takva neydi? İki tane şey var, temeli var. Terk-i kebair, diğeri defime fasit. Farkı nedir? Takva. Nerede geçiyordu abi? 148. Takva. 1, 2. İçini dolduracağız. Defi. Mefasit. Mefasit. Terk-i kebair. Terk-i kebair. Bunun içerisi nedir abiler? İkisi de günler. Lugata bakarsan lugat aynıdır. Hadi abi neydi? Birisi. Malum günahlar. Hangisidir o zaman? Kebair, terk-i kebair. Malum günahlar. Günahlar. Bu? Mefasitte. Terkler. Terklerimiz. Terklere bakan. Tecerrüt. Tecerrüt. Yani mesela defi mefasit, hasetin ifratı şeyi, kin, nefret, adavet, enfuse bakar. Yani içsel o ahlaksızlığımızı, çöküntümüze sebep olan, mesela bidatlar diyor. Usta öyle diyor. Bidatlar mesela, hoş görmez. Yani
içimizdeki o seyyiye ahlak, ahlak-ı seyyiye var ya, günaha götüren içsel, şöyle diyeyim, ahlak-ı seyyiye. Seyyiye. Yani şeylerde mesela bidalar, hurafa, şeyde söyleyeyim, 325 Barla'dan diyor ki, dine zarar verecek bidalara taraftar olmamak. Onu istersen şunu, onu yazayım, şunu sileyim. Nereye koyduk silgiyi? Ahlak, daha cami olsun. Ona kebair diyor Hasan abi. He? Ona kebair diyor. Yedi kebairden birisi de diyor. Yedi kebair ya. Maaşıda olması da. Yani kebair. O taraftarla iç halim. İç halim. O zaman ahlak şeyi yapalım. İç halim o için. Tarafkirlik eylem değil. Kebairin içinde o da. Bu da kebair zaten ya. Dine zarar verecek. Dine zarar verecek şeylere taraftar olmamak. Birisi abi eylem aşağıdaki, öbürsü eylem değil. Yani bildiği şeyler değil. Bu eylem değil. Bu eylem değil. Yazayım. Kertler daha çok. Ha. Bu eylemler, tarafkirlikler bu. Evet. Kısacası. İtikadi yani. İtikadi, evet. Güzel. İtikadi. İmani. Yani birisi izan, irtizam. İrtizamlı olanlar. Kısacası, tamam mı? Şimdi niye uzattım? Çünkü mühim. Akıl birincisi neydi abim? Mekarim ahlak sahibi olmak. İki, haramları terk etmek. Bunları nereden yazıyorsunuz abi? O maddeleri nasıl çıkarttınız? Bunu şeyden, ya Osmanlıca kitabı şey var. Veya Rüştü abi de bana kalan şeyler var o kitap bazen. Oradan çıkarttım ben. Böyle ahlak için ne demiş, ya akıl için ne demiş dediğim zaman önüme çıktı. Akıl için ne demiş. Sonra üç, dört. Muhalefetül nefs ve hevadır. Farkı nedir diye şey yaptım. Nefsi şeyler var ya, haslar. Bir de şu. Heva, tahakküm harice. Öyle bir yapmaz, öyle bir ihtiyaç duymaz. Öyle bir ona ben tanınayım, ben konuşulayım. Ben bu şey yapayım, ezeyim mesela. Bir iyilik yaptım, kafasına kalkayım. Ne bileyim, şöyle yaparsam bu bana şey yapar, şöyle. Ya çok tuhaf işte. Bu hevadır. 5. Bir insana ceza vermekte teenni etmek. Yani acele etmemek. Nedir bu? Yani akıl kafadaysa, akıl baştaysa, yani akıl vahye tabiyse, yani akıl ahlaklı ise, cezada acele etmemek, mükafatta acele ve surat yapmak, o da 6. 5'i 5, cezada acele etmemek, 6, mükafatta acele edin diye hadis var ve emir var. Hayırlı işlerde acele edin var ya, hani çocukların evlendirmede de öyle diyor Peygamber Aleyhisselam, buluşana gelince tutmayın diyor. Evlendirin diyor. 5 şey sayıyor. He? 5 tane diyor ya. Şu anda 6 etti. Yok, hadiste 5 tane diyor. Acele edin. 1, vefat edin hemen gömün diyor. 2, bulu çağına gelin çocuklarınızı tutmayın, evlendirin diyor. Hayırlı işlerde hemen acele edin diyor. Haramlardan kaçarken, farzları yaparken acele edin diyor. Bir tane de vardı. Gömün diyor. Gömün söyledim. Kabir. Bir tane de var böyle. Bir de hayır hasenat yaparken hemen şey yapın çünkü engel olur. Gece karar verdin, gündüz dönersin. Yani çok oluyor bende. Sizde olmaz da. Yedi, yaptığın işte ihlas var mı yok mu düşünmek. 8, konuşurken muktezai hale bakmaktır. Ya Allah Allah, nasıl toplamışlar ya. Muktezai hale bakmaktır. Yani ben şu var ya böyle, ben doğruyu söyledim de kim gücenirse gücensin. Yok.
Böyle bir şey yok ya. Ama var ya böyle bir şey, hak perestliğe bak be, vay be ne karamanmış doğruyu. Hayır doğruyu demek hakkındır ama her yerde doğruyu diyemezsin. Yani muktezai hale mutabık söz söylemek nedir o? Doğru nedir? Doğru söylemek değildir doğru. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilerle, bir doğru mekanda, doğru insanlarla, doğru zamanda doğru söylemek veya yapmak. Doğru odur. Peki, güzel konuşmak şimdi nedir? Şu andaki şeye söylüyorum, cemiyetin diksiyon sahibi olmaktır. İyi giyiniyor, güzel ağzı laf ediyor. Önemli değil. Daha ne kadar yalan söylese daha caziptir. İyi beceriyor. Netice nedir? Kandırma. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a sormuşlar, güzel konuşmak nedir diye. İçinde yalan olmayan, içinde kendisi ve samimiyeti olan bir konuşmaktır demiş. İçinde yalan olmayan, içinde kendisi olan, samimi olan. Ha? Şimdi birkaç tane de gideyim arkadaşlar, ondan sonra keseceğim. Mutlak, Risale-i Nur'da geçiyor ya, Zat-ı Mutlak, ıtlak. Itlakla mutlak, Faruk hatırladınız mı mutlak? Zat-ı mutlak. Itlak bir de geçiyor. Mutlak ne demek? İçi, içini boşalttıkları. Yani mutlaka nasıl mazar olursun? Allah'ın zat-ı mutlak. Zat-ı mutlaka nasıl mazar olursun? Ne kadar boşaltmışsan. Boşaltabildiğin kadar senin için mutlak Allah var oluyor aleminde. Bu iki tane şey diyor, değil mi usta? Şurada da geçiyor. Terkler ve tecerrütler. Tecerrüt. Yani bu tecerrüttür yukarıdaki. Evet. Onu yazayım istersen, onu da ekleyeyim. Tecerrüt. Yani onların üzerine ne kadar durulsa yeridir abi. Değil mi? Menhiyat diye de geçiyordu. Evet, menhiyattan. Peki onlardan işte. Ha, menhiyat. Menhiyat, günahlar, terkler, günahlar. Her zamanda cari olan kanun. Tabii. Şimdi onu eklersiniz. Şimdi mutlak, zat-ı mutlak, onun olduğu önemli değil. Önüm derken şu, bende nasıl ortaya çıkar o? Benim derdim o. Zat-ı mutlak. Tamam. Ha, içini boşalttığın kadar mutlaka mazarsın. Itlak ise... Bu çok ilginç. Boşalttıklarımla oldukların. Yani ya bakentel baki ya bakentel baki kaçıncı şeydi lemada? Üçüncü. Üçüncü lema mı? Üçüncü lema. Peki ikisi aynı değil mi? Ya bakentel baki bir defa ilk defa demek. Ya Rabbi senin dışında bunlar hiçbirisi muhabbete layık değildir. Masivaullah deniliyor. Masiva bunları. Bunları terk etmek. Tamam. Terk edince için boşalmıyor mu? Boşalmıyor. Ha, bu mutlak. İkinci, ya baki entel baki aynı şey. O boşalanı Allah ile doldurmak. Bu da ıtlak. Bekabillah kim o? Bekabillah. Şeyde takva için onun benzin. He? Takva için diyor ya şeyde. İşaret edeceğiz daha. He. Kalp seyyattan temizlenir temizlenmez. Ha, yani güzel. İman ile tezgin edilir diyor ya. Harika. Çok güzel işte bak. O sayfayı bul da yazayım hemen. Abi 40 kere tezgin. Bu hemen şey yap. Bir daha tıkla. Kalp diyor seyyattan temizlenir temizlenmez hemen iman ile tezgin edilir diyor. Bu tahliye ve tahliye meselesi var ya. O sayfayı şey yap. Abi 40. İş 40. Çok güzel. Bu en güzel oldu. İlk önce seyyattan kalp temizleniyor. Sonra iman şey yapıyor. Tezgin ediyor. Tezgin ediyor. Süslüyor. 40-40. Çok önemli. Bunu ekleyin. Bir daha. Bu çok Risale'de çok geçen tabir olduğu için üzerine durdum ama ben dedim benim şeyinde kullanacağım. Bu derste niye tesir etmiyor, niye nasıl tesir eder, nasıl hayatımda aktif olur? Bu derdine dertlendiğimiz için. Risale'de de çok kullanıyormuş. İlgimi çekti. Mutlak, zat-ı mutlak, zat-ı ıtlak. Tasavvufta zaten en fazla kullanılıyor. Ya baki entel baki var ya böyle tasavvufta ya baki entel baki ya baki entel baki ikisi bir sayılır.
Ya baki entel baki, ya baki entel baki. Bizde akşam ve yatsı arasında çektiğimiz zikir bu. Hı hı. Bir, ikisi aynı. Neye benziyor? Gel, 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 gel. Hani muavinlik yaparken, hı hı, gel kelime aynı ama hepsi farklı. Yemek, yemek. İkisi de aynı. Yemek, yemek. Birisi yemeğin kendisi, ikincisi içeriye sokmak. Veya Zübeyir abinin örneği. Taş attın göle diyor. Geniş, 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 geniş. Ha? Mesela gel, gel, gel ya. Hani evet gel ama sonraki bağırma. Niye güvenmiyorsun lan? Niye güvenmiyorsun? Gel işte. Hiddet, şiddeti gösteriyor ya. Ha. Şimdi ya bak entel baki, bu insana fıtratına uygun olmadığı fani olmadığını boşaltmak. Boşaldı. Neyle dolduracaksın? Aynı şeyle. Ya dert, derman aynı şey. Dertler bana dermanmış. Neyin derdin senin var? Derdini söyler misin? Yazar mısın? Derdin nedir? Oradadır dermanın senin. Başka bir yerde arama. Birisinde arama. Gemi burada mı battı? Orada arama. Birisiyle bir sorunun mu var? Çözüm orada. Ahmet de arama o. Yani derdin olduğu yerde çözüm aynıdır. Aynı yerde. Ya bak entel baki boşaltıyorsun, ya bak entel baki ile dolduruyorsun. Dert derman için verilmiş zaten. Evet, dermanı ortaya çıkarmak için dert getirilmiş. Aynı yerdir, aynı. Aynı yer. Sonra, bir başka deyiş de mutlak içini boşalttıkların, boşaltabildiklerin, içini boşaltınca ortada olana da ıtlak. O zaman nefes aldığını zevk edersin. Mesela, şimdi uyguluyorum. Meft, yuhi ve yumit, yuhi ve yumit. Dirilip ölüyoruz. Ölüp diriliyoruz, dirilip ölüyoruz. Kardeşim, bir şey söyleyeyim size. Nefes almak ne kadar mucize ise Allah aşkına hiç hatırımıza gelmeyin. Var olanı verebilmek de o kadar mucizedir. Bak, doktorum şimdi farklı tabii kafası çalışıyor. Çünkü tıp okuduğu için verme, nefes alma ne demek olduğunu, ilmi şeyini biliyorsun. Ne kadar nasıl bir mucize değil. Adam bak şimdi, meft. Mefte mazar oldu. Peki asa, suni bir pompa yaptı, bilmem ne oldu. Yuhi. Ve yumit, yuhi ve yumit. Yani onun gibi bir şey. Mutlak ıtlak. Yani vermek bu doldurmak. Mutlak nefesi vermek, meft, ıtlak içini doldurmak, nefes almak. O zaman nefes aldığını zevk edersin. Şimdi nefes almanın ne kadar zevkli olduğunu nefes vermek de mümkündür. Veremesen alamazsın kardeşim. Vermek çok zordur. Niye ölüyor biliyor musunuz adam? Nefes alamadığı için değil, aldığını veremiyor. Bitti. Bunlar mevcudun ne içindeler, ne dışındalar. Yani bunlar mutlak ve ıtlak. Mevcudatın ne içinde, ne dışında. Böyle varlıkta değil bunlar. Ne varlığın önünde, ne de sonuçlarıdır. Akılla, vahiy kullanarak var olduklarını bilir. Ama içini dolduramaz. Mesela insan öyle bir varlık ki mevcudatla kendisini dolduramaz, mevcudatla da boşaltamaz. Mevcudatla biz mevcudatı nefiste dolduruyoruz. Arzularımızla dolduruyoruz. Paldır küldür girmiyor içeri. Mesela acıkmasan ekmeği koyamazsın içeriye. Onun için mevcudatı içeriye doldurmak, İçeriye girebilecek bir şekilde yaratılması o ayrı bir mucize. Mesela bir şey söyleyeyim size. Şu kiraz olsa, şeftali olsa, aşağıda da çim olsa, sığırın içini gitsin çeker mi şeftali? Ve ağacın dalında. Çekmez. Yani mesela diyelim ki gül ile ot, sığır için fark ediyor mu? Fare ile muhabbet kuşu, kedi için eşit değil mi? Belki de daha iyidir fare. Şimdi demek ki içini doldurmak demek istiyorum mucizedir.
onu sevebilmek, içine alabilmek. Nefisin yaratılması ayrı bir mucize ya. Şer diyoruz da Allah dediği için. Aslında kimse duymasın, mucizedir. Nefis olmasaydı ne yapacaktık? Mucizedir, mucize. Sonra aklın muayyenleştirdiklerine tapınmaz. Akıl ne var? Muayyenleştirdiklerine insan tapınıyor. Putlaştırıyor. Tapınmaz. Mutlak ve muhit ve ıtlak akılla bilinmez. Bak bilinmez. Bilmeye korkarsın. Bilsen korkarsın. Onun gölgelerini olan sensin. Yani ıtlak ve mutlak akılla olmuyor bu iş. Mutlak ve ıtlak kalbi bir şeydir. Aklı değildir. Mesela iman etmek teklif ediliyor da akli değil. İman kalbe ait bir sıfattır. İman etmek aklın değildir. İman etmek akılda itikat olur. Aklın imanı itikattır. Kalbin imanı imandır. İman akli değildir. Mesela bir misal söyleyeyim. İçini bilmediği halde Kur'an'ı okurken mahzunleşiyor ve ağlayan bir insan akılla mı dinliyor, kalben mi? Kalben dinliyor bak. İnsan sırf akıldan ibaret değil ki. Rüyada sen bu bildiğimiz akılla mı görüyorsun, konuşuyorsun? Şahat Hüccaz'daki iman için söylediği nasıl bir cezadır? O iman kalbe ait olan bir şey. Kalbine? İrade-i cüzeyinin sarfından sonra. Yani irade-i cüzey akla aittir. Bu vahiy akla geliyor, akıl bunu kabul ediyor, kabul edince itikat oluyor, cüz ihtiyarıyla oluyor bu iş. İman neymiş? Kulun irade-i cüzeyinin sarfından sonra irade-i külliyenin sen misin akılla vahiy kabul ettin? Cüz ihtiyarı iltizamdadır. Şöyle çizeyim de daha iyi anlarsın. Ezber olduğunu görüyorum. Dima'dan, dima'nın meratipleri bak. Dima'nın meratibi, meratipleri. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bize şu lazım. Burası tahayyül. Tasavvur. Tasdik. Takul. Tasdik. Şimdi o cüz-i ihtiyar yazmam lazım ki gözünüzle göresiniz. Cüz-i ihtiyarı olmasa o zaman kafile hak dava edecekler değil mi abi? Ederdi. Niye onlar bize vermedi? Evet. Arkadaşlar şurada. Akıl burada. Hayal. Tasavvurlar. Nedir o tasavvur? Düşünceler, malumatlar, zanlar, bilgiler, tamam? Burası bak, cüz ihtiyarı burada. Zaten itikat yazmış. Bu dimadan kalbe iniyor. Dimadan kalbe, kalpten, dimadan kalbe değil. Dimağdan vicdana, vicdandan dimağa. Dimağa, iniş çıkış yolu. İniş çıkış yolu arkadaşlar. Peki Üstad buna ne diyor? Buna ne diyor? Safsata mı diyordu? İbehre mi diyordu? İbehre ve safsata diyordu abi. Buna ne diyordu? Hangisine? Tasdik. Bir taraf. Tasdikte ilim mi diyordu? İltizam diyordu. Yani ha iltizam onu yazayım. İltizam yazayım da. Ne yapacaksınız? Şeylerini yazayım ki. Bak bu iltizama benzemiyor bu iltizam. Bu doktor vardı, bir doktor, Allah selamet versin, Fikret diye.
bu fikri irtizam, bu fiili irtizam diye tespit etmiş. Tarihe geçmişti. Tarihe geçmişti, hiç unutmuyorum. Çözemiyorduk olan bu irtizam, bu irtizam, bu irtizam. Yani bu nasıl bir fark? Bu fark nedir derdik ya, Allah Allah. Ama doktor, Allah ilham etti ona. Safsata mı bu? Safsata der ustad. Bir behre. Buna ne demiş akla? Bir taraf. Bir taraf. Bu? Aynısı tasdik, iltizam. İlim. Yani bu? Salabet miydi? İmtisal. İmtisal. İmtisal de abi. İmtisal. Bu? Taassup mu? Yok, taassup itikatta değil mi? Şey değil mi? Taassup. İntizam taassup. Taassupla şey var. Salabet var. Salabet. Bu salabet. Salabet de o taassup. Taassup. Cüz-i ihtiyari de hatırlarsanız abi, onu da biraz müşkil şey olmuştu. Tasavvurda dedik, taakkul, tasdik dedik, iltizam demiştik. Aslında onu suret, kanunet, ha demiştik. Mahiyet derdi. Sureti tasavvurda serbest bölgedeydi. Şöyle yapalım. İstersen bu deme yazalım ki cüz-i ihtiyar, hemen yanlış yazmayalım. Serbest bölgede dedik abi. İhtiyarının sureti serbest bölgede. Kanuniyeti hakikati mahiyeti şimdi oralarda hep gözüküyor cüz-i ihtiyari. Havaları şu şimdi. Tabii serbest bölgede bölgede sonra şeyde taakkulde abi kanuni akılda sonra ondan sonra hakikati tasdikte tasdikte mahiyeti iltizamda. Hepsinde gözüküyor. Ne yapıyor? Bizde de biteriz. Onu düşünürüz, onu düşünmüyoruz. Birbirine karışıyor biliyor musun? Bazı bu yöntem olmazsa Mehmet. Orada da var. Tasdikte zaten var. Her şeyde bunu kullanacaksın abiler. Yani lemalarda böyle geçiyor. Metruvatta böyle geçiyor. Sözlerde böyle. Ya bunlar nasıl bir şey? Bir sureti, kanuniyeti, hakikati. Bir de ağacı hayal et. Çekirdeği, eveli. Ahiri, meyvedeki çekirdeği. Zahiri ağaç, batınısı makine tarafı, arka işleyen taraf. Yani evvel ahir zahir batın. Eğer bu sistemi şey yapamazsan, bir orada öyle geçiyor, bir yerde diyor ki icmal eder, bir yerde tafsil eder, bir yerde ima eder, bir yerde izhar eder. Ha? Onun karnıtı işte o. Hep biraz önce de şeyi de söyledim zaten. Her şeyin bir kanunu var, namusu var, ukdesi var, düğümü var. Aynı yani yöntem. Mesela İslamiyet'in temel yapısı kitap, sünnet, icma, kıyas, Edile-i Nuriye var. Bu Edile-i Şeriye'ydi. Edile-i Nuriye neydi? 49 muhakimattan nur talebelerini bağlayan yöntem neydi? Lubu bulmayan kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. İfrat ve tefrite düşer. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Muvazenesi ve muhakemesi olan ifrat çok, tefrite çok düşer. Çok aldanır ve çok aldatır. Bir tane de var. 49 Muhakeme 49. Evet. Sayfa da söyleyeyim sağ tarafta. Sırat-ı müstakimi göremeyen. İfrat ve tefrite düştüğü gibi ifrat ve tefrite de düşürür. Mesela karşınıza çeker, ders yaparken, şey yaparken veya tarikatta acayip bir şey. Böyle usta da onu söylüyor. Gider namazından daha evlâ görür diyor zikrini. Yani resmi kılar namazı diyor. Oturur diyor. Saatlerce teyniyle zikrini meşgul olur ama namazını da langur langur kılar. İşte bak bu sırat-ı müstakimi göremediği için ifrat ve tefrite düşüyor. Şimdi gördün mü bak cüz-i ihtiyarı. Bak buraya konduğun zaman buradadır ama bu nedir dediğin zaman bu çıkıyor. Bu nedir dediğin zaman bunun içini açıyorsun. Böyledir insan.
Böyle. Çok o zaman da bir bocalamıştık, hatırladınız mı? Evet. İlk önce öyle yazdık, sonra böyle yazdık. Sonra en son surete vurunca kâhnet hakkı çözülmüştü. Çok şükür. Şimdi devam ediyorum. Şunu bitirdikten sonra konuya geçeceğim. Itlakı mutlakı bitirin şartını, fazla uzatmayacağım. Itlakı biz şöyle demişiz, heh, yani farklı mı bir şey yaptı. Sizin mutlağa ne dediniz? İçini boşaltmak. İçini boşaltmakla dediniz. Itlakta doldurmak manası. Heh. Boşalttıktan sonra doldurmak gibi. Dolduran şey. Mesela şeyde, yani o daha önce size yazdığımız mutlak zıttını barındırır demişiz. Çok güzel. Cenab-ı Hak mutlaktır. Aslında zıtları içinde barındırıyor. Yani çoklukların ihatası. Çoklukların ihatası olduğunda içerisinde zıtları barındırıyor mutlakta. Itlak ise zıttın içinde barındırmaz. Mahiyet zatî ıtlaktır diyor. O da şualarda geçen bir yer var. Itlakın mahiyeti iştiraki zıttır diyor. Itlakın manası hatta mütenahi, maddi ve mahdut. Bir şeyde dahi olsa yine istilakerane, istiklaldarane etrafı her yere yayılır, intişar eder. Aynı. Bak ne dedi biliyor musun biz? Şimdi birincisinde zıtları barındırıyor. Yani bunda sizde barındırıyor yani? Barındırdığı için mutlak boşaltıyorsun. Ha, zıt var da boşaltıyorsun. He maalesef. Yani. Tamam. Nasıl boşaltıyorsun? Niye boşaltacaksın ki? Zıt var yani. Tamam. O ha. Bu sonuca odaklandık. Boşaltmak artık. İstersen sonucu bu kademesi yani. Çünkü bir şeyi boşaltıyorsun. Niye boşaltıyorsun? Yani zıtları barındırıyor mutlak. Mutlak barındırıyor ki boşaltacağız. Yani boşalt. Bu sonucu inşallah yazılmış. Tamam. Boşaltma. Ama onu söylemek lazım. Zıtları barındırdığı için boşaltmak. Niye boşaltıyorsun? Zıtları. Fani ile baki birbirine girmiş. Hak ve batın. Mutlak ve muhit ıtlakı akılla bilenmez. Bilmeye korksan, bilsen korkarsın zaten. Bizde gölgeleri var. O zaman sen sana tapınmış olursun. Ben buraya kadar bitiriyorum şeyi, ısırmayı, mevzumuza geçiyoruz. Gölge var böyle ama girmeyeceğim şimdi, yeter çünkü bir saat ısınma fazla. Gölge var mı? Ha? Gölge var ya. O geçen bir ara girmiştim. Girdim biraz ya. Ne? Ya. Yok. Olmaz mı? Yani gölge, bundan mı girmiştim acaba? Yani bir gölge yaptık o zaman. O zaman da şeyi okumuştunuz. Ne yani, okumuştuk? Bakalım abi. Bu muydu acaba? Bayağı olmuştu ama böyle bir iki saat yapılmıştı o. İki saat falan vardı. Evet, hemen notumuza bakalım abi. Çok ilginçti. Evet. Güzeldi yani. Mahiyet zatinin gölgesi iman ben demişiz. Cenab-ı Hakk'ın zatının gölgesi insan, ruhundan ruhunu erdiniz. Ruh gölge. O mu acaba, aynı şey mi? O zaman okuyayım bir de ben burayı. Şuradan alayım. Gölge aslı güneşin delilidir. Gölgeden aslı inkar mümkün değildir. Varın delilidir filan. Evet. Mesela her bir şeyin gölgesi yoktur mesela. Peygamber Aleyhisselam. Ama gölge varsa aslın en güzel delillerindendir. Onun için Cenab-ı Hak o alem-i şehadeti gölge olarak yapmış. Gölgenin de gölgesi yoktur zaten. Dolayısıyla sen buradan çıkarım yapamazsın başka bir şey. Çünkü bu gölgedir. Şimdi ben okuyayım bakayım şey yapacak mı? İnsanlar bazen şefkatiyle, bazen muhabbetiyle, bazen de zekasıyla seni bloke edermiş. Çok acayip. İnsanı deli eden nedir biliyor musunuz böyle? İlla akılsızlık değildir. Kafayı oynatmayı söylüyorum. Bazen ifrat-ı şefkatle deli olur insan. Bazen meczup ve delilik muhabbetin ifratıyla olur. Bazen de biliyor musunuz? Çok zeki olmayla insan deli olur. Deli olur. Oradan bak gidiyorum şimdi. Gölgeye gideceğiz şimdi. Bu şey gülüyor çok. Niye gülüyor? Tahmin edin yani. Emre gülüyor. Sahaya mı geliyor? Sahaya geldi. Sahaya indirdik. Yani Emre'nin şeyini söyleyeyim. Biraz zekasının ifratıyla metsupluk gözüküyor, mübareklik gözüküyor. Şiddeti zorundan mı? Evet, evet, zekiliğinden. Yani... Belki şimdi... Peki şeyi anlatayım size. Gidiyorum gölgeye. Aklın
son çığlığı var ya, çığlık atması. Celbezeymiş. Cezbeymiş, cezbe. Cezbe. Akıl devre dişi, akıl artık benden çıktı bu olay. Yani çığlık at. Sıyrılmanın alemi. He. Çığlık. Çığlık atma, cezbe tobe ya. Cezbe var ya böyle, artık cezbeden geçtiği için adam şiş sokuyor, delmiyor. Şiş olmuyor. Maddenin arkasına geçiyor. Adam kılıcı sokuyor. Kan çıkmıyor ya. Çıkmıyor. Evet, bu ben ilk önce hayal gibi zannediyorum ama yok. Ateş elini sürüyor, yanmıyor. Kanun ilahi devre dişi oluyor. Namusa geçiyor adam. Kanundan namusa geçiyor. Ateş tutuyor. Ustak mesela. Böyle mesela Van'da horror şeyinde, medresinde böyle düştü. Fiziği göre düşmesi lazım değil mi doktor? Ama düşerken içeri giriyor buradan böyle. Yarımdan mağaraya giriyor. Yani mucizeler, kerametler namustur. Kanun değildir. Ona azdır. Kanun mesela bir eşeği bıraktığın zaman düşmesi de böyle. Ama bu düşmesi gerekirken düşmemesi namustur. O kişi azdır. Mesela mucizeler, kerametler namustur abi. Bunu not alabilirsin. Namusa. Cezbe neymiş? Aklın son çığlığıymış. Çığlık namus atması. Olsa Hasan abi, herkes için aynı olması lazım yani. Kanun. Evet. Kanun olsa herkes aynı olur. Namus kanun aynı değil mi abi? Değil abi. Bak 53. sayfa Mesnevi'de şöyle geçiyor. Sağ üst tarafta. Kanun emirdendir, namus iradedendir. Mesela elma şeyi var. Mesela kiraz kanunu var herkese. Bizim bahçedekine aynı benziyor mu? Tipi, yaprağı. Aynı şekilde. Ha bizimkisi namustur. Ama kirazın umumi bir anlayış, şeftali gibi değil. İncir değil. Kiraz. Kirazın sistemine kanun, genel yapısına ama benim bahçedeki ağacın tipi, yaprağı, tadı vesairesi bana astır. Mesela Mehmet şöyle diyeyim. Göz herkeste aynı değil mi? Yani aynı yerde değil mi biri? Birisi tepede, birisi koltuk altında mı? Herkeste göz aynı yerde değil mi? Burun aynı yerde değil mi? Ağız aynı. Bu kanundur. Peki herkeste göz, burun, ağız, tip aynı de. Mehmet sen niye herkesten farklısın? Kanun aynı. Sen namussun, ben de namussun. Namus, bak ne diyor? Kanun emirdendir, geneldir. Namus iradedendir. Mesnevi Nuriye 53 Rize plakası. Evet, sağ tarafta görüyoruz. Peki, cezbeyi tekrar söylüyorum. Akıl dış dünyayı yani duygularla gelenleri soyutlayarak niye cezbe oluyor? Sohbet ediyor ilk önce. Ben böyle bir şey yaşadım. Dehri Hoca'nın arkadaşları, Nurcu'ydu usta da iki defa elini öpmüştü. Dağın tepesine bir vardı, çıkmıştık. Pazar günü ille ısrar etti, ben de bilmiyordum niye ısrar etti. Gel dedi. Ondan sonra çıktık. Kadiri Tarikatı Şeyh Rize'deki dört yoldaki onun arkadaşıdır, o yaştır. Müritleriyle gelmişler pazar günü. Meğer halka yapacaklar. Dağın tepesine. Allah şahit yalan söylüyor. Eğer yalana söylersem kafir olurum. Bunu bilerek söylüyorum. Başıma geçeni söylüyorum. Pazar günü tevafuk ettik. Ben de gittim, o da gitti. Geldiler. O kadar mühim ki ben de yemin için söyledim bunu. O kadar ciddi bir şey anlatacağım. Aynı böyle hava açık. Yani acayip. Pazar günü. Benim yanında kim vardı ya? Bir vakıf da vardı yanında ama. Oturduk. Dedi ki, beni tanıttı. Çantasında meğer Kadiri tarikatından biliyorsunuz şeydir. Cehridir. Yani böyle seslidir. Sesli zikir. Onun şeyhi dedi ki, kardeşim dedi, her şeyi ehline verin dedi. Allah Resulü buyuruyor dedi şeyh. Çantasında mesnevi çıkarttı. Bu senin işin dedi. Bize bir ders yap. Meğer zikir yapmadan önce şey yapıyorlarmış. O dedi ki, meğer şey yapmadan önce ne diyor? Hatme değil. Halka. Meğer Mesnevi'den ders yapıyormuş. Risale-i Nur'un Mesnevi'sinde. Mevlana değil. Dedi ki kardeşim al dedi. Bize bir ders yap. Yanında oturdu. Oturdu ama bütün müritler halka oldu. Ortada kaldık. Biraz etkilendim yani. Çalışmadım şey ya. Meğer Serzakir ortada oldu ya. Bir teneffüs ettireyim diye anlatıyor. Mesnevi'de bir ders yaptık. Tevhid. Ben de biraz da biliyorsun. Bu değil benim aslı mesleğim. Ben tevhidde şeydim. Tevhid
Evet, uzmanım oydu, sağ ol. Ondan sonra adam halden hale girdi. Allah razı olsun dedi ya. Beni hayret makamına çıkardın. Bir tevhid ya, bir de mesleği bana verirsen ben de. Çok ümde ya. O hızla bize, biliyorsunuz tarikatta hayret makamı en zirve makamdır. Hayret. Ondan sonra zaten cezbe başlıyor. Risale-i Nur'da da tefekkür en zirve şeyidir. En zirve. Hayret o içinde kullanılandır. Hayretle baktım diyor ya. Sonra ben anlatayım size cezbe. Bu hayreti geldiler mi? Fiilen anlatıyorum cezbeyi. Akıl devre dışı oldu. Görüyor. Bizi diyor hayret makamına çıkartın kardeşim. İyi de verdim ama adam orada yok yani. Aklın ne? Son çığlığıymış cezbe. Kalktı. Dehri Hoca aklı başında. Bunlar gitti. Bakıyor. Dedi ki bana şey, sen çık dedi ortadan. Ne yapacaksın sen? Hadi senin işin. Sen dedi, ben de katileyim dedim. Ben de muritlerin içine ben de gideyim. Bana böyle yaptı. Sonra bana bunu ne dedi biliyor musun? Beni niye halkaya sokmadın? Sen bu tadı alsaydın bu ilmi daha yapamazdın. Bu Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'ni Akşemseddin değil, bir baba var. Kibari baba. Yok, bir dergah. Kapıyı çalmış. Ben Fatih demiş, kıyafet etmiş gece, almamış. Bu Etiler tarafında bir şey, bir baba. Ama şeyh alıyor, ben Fatih demiş, almamış. Sonra müridi demiş ki, efendim sen de çok istiyordun. O da Cihan Sultanı, peygamberin müjdesi mazanı, dergah nasıl almazsın? Ümmet ondan çok şey bekliyor. Eğer bizim tattığımızın zerresini tadarsa, o ümmet ve ümmetin esası şey o genel. Onu bir de yapamaz, sultanlık yapamaz. Onun için almadım dedi. Hani böyle cezbe yani, zevk var tasavvufta. Yani çok zevk. İlim yapamazsan, kayarsın oraya. Ona Devri Hoca ikisini de bildiği için bana onu böyle yaptı. Dedim ben de kadın, ay sandalyeyi verdi bana. Kalktan dişini, anlatacağım bir şey değil. Gündüz ortası, şimdi anlatacaklarım şuydu. Gündüz ortasıyım, onlar hiç görmüyor. İnan. Yemin değilmiş. Şey. Baktım ki o tepeye sırf bize has. Bunlara has. Yani bizim beni de içine almış. Gündüz ortası. Vallahi yağmur tanelerini görüyorum. Nasıl parlıyor biliyor musun? Bende biraz daha akılcılık var ya. Hemen o sandalyeden kalktım, dışarıya doğru kayıyorum. Eve doğru, biraz uzaklaşayım, bir yerde yok, sıfır oraya. Güneş, zil gibi şey vuruyor güneş, yağmur yağıyor. İşte burada bu namustur diye göstermeye çalışıyorum. Şimdi cezbeyi devam ediyorum, sonra keseceğim arkadaşlar. Akıl dış dünyayı yani duygularla gelenleri soyutlayarak akıl, anlıyor musunuz ne demek istedim? Dış dünyadan yani duygularla gelenleri soyutlayarak, için elbisesini çıkartarak somut soyutluyor. Yani gözükeni, işitineni lübüne alıyor. Kışını atarak, akıl bu işi yapıyor. Giydirilenleri soyarak, mesela paltom çıkar, kazak çıkar, gömlek çıkar, atletim çıkar, ben kaldım. Biraz da çıkar, bedeni çıkar. Çıkar biraz da. Hissi çıkar, çıkar, duyguyu çıkar, aklını çıkar, kalbini çıkar, ruhunu çıkar, ruhunu da çıkar. Çıkartamayacağın bir şey var, o enedir. İşte akıl, somut, mevcudattakileri soyutlayarak, soyarak, çıkartarak, içsel haletlerle soydun, ne olacak? İçsel bir halet uyanıyor ruhta, soyarak. Haletlerle vahiy giydirir. Akıl bu işi yapıyor. Çok korkunç bir şey bu. Mevcudatı soyarak, soyutlayarak, çıkartarak, tamam? Soydu, boşalttı. Buna giydiriyor şimdi. Vahiy giydiriyor.
Musa, Kısay Musa'yı giydiriyor. Yusuf Aleyhisselam'ı giydiriyor. Yani Meryem'i giydiriyor. Giydiriyor, giydiriyor. Bunu akıl yapıyor. Bazen soyutlamayı hislerle yapınca akıl bazen soymayı ilimle yapar. Bazen düşüncelerle yapar. Bazen de hislerle soyar, çıkartır. Çabuk çabuk hani anne çocuğunu soyar, çocuğu soyar diye. Bu eğer akıl bazen çok acayip, çok suratlı bir şeyi hislerle yaparsa, o akıl bize giydirilenleri hislerle soyarsa cezbe olur. Böyle bir tanım pek Allah yok. Allah. Evet. Akıl hissi kullanıyor ha. Kullanıyor. Yani geçen haftaydı bu. Akıl neydi? Sen vardın değil mi? Geçen hafta tevhid vahdet. Yani şöyle yapmam lazım. 18 bin alem. Zıtlar. Birbirine çatışan esmalar. Kahar var. Muntakim var. Değil mi? Fakat merhamet var, şefkat da var. Şeytan, melek gibi. 18 bin alem. Bu zıtlar var iken bütünleyen sistem vahdet. Değil mi? Vahdet. Bu insanı monte et, sırrı vahdet. Sır ehlisi. Tamam. Şöyle bir 18 bin alemin sahibi, bu zıtların sahibine tevhid. Allah'ın birliği deme. Tamam, lügat olur da yani şef vermez. Ama böyle de. Zıtların sır. Yani zıtların sahibi. Neyse 18 bin alemi, o zıtları bana cem edilmiş, fark ettim. Sır ehli, sırrı vahdet. Yani insana taşındı demektir. Vahdet insana taşınırsa sırrı vahdet. Şimdi tevhid değil, sırrı tevhid diyoruz da. İşte o 18 bin alemi insana taşınınca, bu 18 bin alemi yönetecek, 18 bin alemi Allah, 18 bin alemde neyle yönetiyor? Tevhid. O tevhidin bizdeki karşılığı akıl. Buna ne deniliyor? Sırrı tevhid, akıl. 18 bin aleme Allah nasılsa, 18 bin alemin hulasası olan ben bana akıl da böyledir. Şimdi bu akıl kulakla, gözle, burunla mevcudattan geliyor. Somut denilir arkadaşlar bunlara. Onun içerisindeki manaya soyut denilir. Tamam. Dışarıdakilere nispi, kıyas, aldıklarınla iç aleminde farklı yorumlara mazi ve istikballe katarak farklı kanatlar açmaya itibar denilir. İkisini cem edersen vahidi kıyası denilir. Şimdi şu mevcudattan gelenleri, duygularla gelenleri içeriye aldık Faruk, tamam mı? İçeriye aldım, pat diye girmiyor. Akıl vahye muhatap olduğu için onları, soyutları soyutluyor, soyuyor. Üzerindeki elbiseleri, zanlarımızı kısaca, malumatlarımızdan, zanlarımızdan, bilgilerimizden, geleneğimizden, kültürümüzden, tiryakiliklerimizden, olmazsa olmazlarımdan soyutlayarak, özüne doğru, elbiseyi çıkartarak, gömlekten, atletten, bedenden, histen, akıldan, kalpten, ruhtan, artık soyamayacağım bir şey var, o enedir. Ben olan ben, o sensin. Sen kendini daha görmedin. Kendini görmeyen Allah'ı görmeye çalışıyor. Ne zaman göreceksin Allah? Sen ne zaman kendini görürsen Allah'ı da göreceksin. Hak o zaman. Ha. Şimdi akıl vahiyle boyalanmış mı? Boyalanmış. Soyutlayarak somutları, soyarak, çıkartarak aslı lububulmaya kışırla meşgul oluyor ya. Bazen bu soymayı, Mehmet, soymayı, çıkartmayı hisle yapar, bazen zekayla yapar, bazen tefekkürle yapar, bazen hüşyarla yapar, bazen duygularla yapar akıl, bazen ihtiyarla yapar, bazen akılla yapar soymayı, bazen kalbi de kullanır akıl, onunla yapar, soyar. Bazen akıl, makam dersimiz bu, hisle soymaya kalkınca cezbe ortaya çıkıyor. Hisle soyunca. Devam edeyim. Cezbe olur. Cezbe lügatını söylüyorum. Aklın soyutlaması değil. Bak, cezbe aklın soyutlaması değil, hissin soyutlamasıdır. His.
Şimdi akıl soydu ki mesela diyelim ki la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, ya baki entel baki, ya baki entel baki. Şimdi bu adam, şimdi bak şu koşucu ya, antrenman yapıyor şimdi. O ne demek biliyor musun Celle? Bazen gelecek ki 10 dakika sonra ya bak entel, şişi sokacak, kan çıkmayacak. Daha önce soksa paramparça olacak, ölecek. Ha ne yaptı biliyor musun? Ya baki entel baki, ya baki entel baki veya la ilahe illallah la. Onun içi o bir pakettir, o söz pakettir. Bunun için akıl var, his var, duygu var, latife var, akıl var, kalp var, vicdan var. Bütün 18 bin alem var. Şimdi akıl bunu soydu. His şeyine geldi, karpuzu soyduk. Yeşil gitti, beyaz var. Biraz da son kırmızıya geleceksin. Değil mi karpuz? Yeşil, soy, beyaz. Biraz da soy, kırmızıya geldi. Şimdi buzu soy, buzu. H2O, suya geldi. Suyu soy, hidrojen oksijen. Daha soy, nötronlar, kuarklar, enerji. Biraz da soy, esir. Biraz da soy, maddi hayat, aynı hayat. Hayatın cebelleri, zatlar cebelleri değil, gidiyor. Bak arkaya doğru gidiyor. Soyutlamanın bir mertebesi ki his ortaya çıkıyor. Akıl soyarkeniz, o zaman... Eğer kontrol edemezsen, üçüncü yoksa cezbe ortaya çıkıyor. Artık cezbe olunca maddenin arkasına geçtin, elektronun da arkasına geçtin. Yani proton, elektron arasındaki boşluk his. Fizik diyor ki boşluk, orada his var. Oraya gelince maddenin arkasına geçin, tabii şimdiki madde sebep sonuca kilitlenmiş, onunla şekillenmiş akıl, o şişi sokmayı anlamaz. Olur mu ya bu, göz boyamadır, değil işte. Maddenin arkasına geçmiş adam. Peki bir anda birkaç yerde oluyor. Mesela ustad 28 defa zehirlenmiş. Normal bir insanın ölmesi lazım. Mermi girmiş ustad. Ölmesi lazım. Ha, hususi muameleyi, hususi tecelliyi bilmiyoruz. Yani dolayısıyla biraz zorlanıyoruz. Bu soymanın bir mertebesidir his. İşte bu cezbe oluyor. Şimdi gölgeye giriyorum. Rüyadaki şuurunla rüyanı yorumlayamazsın. Yalnız onu yaşarsın. Rüyanda rüyanı yorumlamak ikinci bir rüyadır. Uyanıklık değil, daha aşağı girmektir. Uyanınca kullanacağın şuur, bunun adı ikinci şuurdur. Rüyadaki şuur birinci şuurdur. Uyanınca onu yorumlamak ikinci şuurdur. Gölgenin kayyumu sensin. Hangi gölge? Varlığın gölgesi sensin. Şöyle gelecek, dur bakayım. O seni belirleyemiyor. Sen onu belirliyorsun. Mesela şöyle diyeyim. Cud. Coşma. Mesela güneş düşünün, ışık vermemiş olsun. Olur mu? Ona güneş denilir mi? Kütle denilir. Tamam? Güneş deyince artık demeye gerek yok. Onun bir melzumu, lazımı murattır. Isı, ışık, renk. Güneş de ısı verecek. Cud böyle bir şey. Allah demek, Celle Celaluhu, Halik demektir. Halik, mahluku iktiza eder. Coşma. Cud. Allah ile bu coşmayı Allah ile nispet edilirse vücut olur. İsmi fail olarak, eylemsel olarak düşünürsen bu mim olur, mevcut olur. İnsan kendisi sadr, sadra insanın ruhuyla olursa bu sine inkılap eder, saat, sucud, sucud, öyle devam ediyor, tamam mı? Şimdi, insan dedi ki, gölge, insanın gölgesi vardır, kesifin gölgesi vardır, nurun gölgesi yoktur. Ama Esma'da gölge de bir hakikattır. Esma'nın bu gölgesi de lazım, yani bu meratibi de lazım.
Bu da bilinmesi lazım. Peki nurani şeylerin gölgesi yoktur ama Esma'nın bu hakikati var. Esma alemi şahadette ezeli ve ebedi bütün meratipleri alemi şahadette taayyün etmesi lazım. Cevreti ahvalde peygamber veren yani büyük zatlarda da bir anda her yerde oluyorsun, istediğin oluyor, istemediğin oluyor, olmuyor. Büyük zatlarda ve peygamberlerde oluyor. Bak bu hakikat tecelli etti. Peki cennette gölge var mıdır? Yoktur. Çünkü her şey nur ve nurani olunca gölge yoktur. Yok. Peki gölge nedir? Şey zannediyor ki çirkin bir şeydir. Oysa gölge aslın mesela aslın varlığına en kesin delillerdendir. Gölge varlığı tanımlama noktasında bak diyor ki devam edeyim. Buraya hemen ben şey yapayım. Hemen rüzgar bizi yapma. Gölge sensin. Kayyumuz sensin. O seni belirliyor. Sen onu belirlemiyorsun. Sen oturunca o da oturur. Senden önce ve sonra bir şey yapamaz. Aynı anda sen olandır. Ama hakikatin meratibi farklı. Senden önce olmayan, senden önce olmayan ve senden sonra olmayandır gölge. Senden önce bu alem-i şehadette gölgeler var. Bir mertebesini de söyleyeyim size gölge. Mesela şu bahçede kazdık, değiştirdik, ne yaparsan yap. Burada dünya kuruldu, kıyamete kadar kim dolaşmışsa tam orada kimse hepsi var. Bunların o hakikat meratipleri gölgedir. Yani burada kim dolaşmışsa görürsünüz. Hepsi var ama örtülmüş. Gölgeler katlanmıştır. Yani şöyle, şöyle bir şeydir. Ama açalım bu sayfaları birleştirelim. Tepecik şehrini geçer bu. Diye misal. Tamam. Ama bir tane şeydir. Koltuğunu alırsın. Şimdi sensin. Ama dolaştıkların yerlerin var ya senin. Şu sayfaları kopar yapıştır böyle diz. O senin gölgelerin. Senden önce olmayan, senden sonra da olmayacak olandır. Bunu belirleyen cisme, cisim var ya cisim. Belirleyen sensin, şey yapmıyor, cismaniyet de gölge olmuyor. Cismaniyet kendisi ceset ve cisim olarak mertebesiyle gölge ortaya çıkıyor. Cennet cismaniyet ya, cennette gölge yok. Belirleyemezsen aynadaki güneş gibi olursa buna da temessülat denilir. Mesela diyelim ki aynada güneş. Buna gölge deniliyor ama gölge değil. Buna temessülat denilir. Çünkü aslına sahip. Mesela aynadaki güneş ne aydır ne gayrı. Aynadaki güneş gölge değil midir? Şöyle denilse gölgedir ama değildir aslı. Yani onun gölgesi temessül attır. Temessül. Mesela mumbasitakis deniliyor ya, mesela Latiflik derlerde bunu çok zikreder. Hatta Muhyiddin Arabi aynaya Temmuz-Ağustos'ta bir güneş vursa, o kadar şiddetli zuhurundan, o kadar en şiddetli hangi günse işte Ağustos'un veya Temmuz'un, güneş vursa o aynaya. Aynayı görebilir misiniz? Güneşin şiddetli zuhurundan ayna gözükmez. O aynayı göremediği için o aynadaki güneşe odur demiş, semadaki güneş o zannetmiş. Ondandır diyemedi, odur dediğin için şey olmuş, tamam mı? Oysa o gölge. Peki, gölge nedir? Aslı ile beraber vardır, o şeyi yoktur ama ona gölge denilmez. Ama gölgenin üst şeyi, daha nurani mertebesi var ki temessülat denir. Aynadaki güneş hem gölgedir hem değildir. Ne demek? Mesela gölge değildir çünkü ne aslını ne mesela ben aynada gölgem var. İlle gölgem bu siyah olan değil ha. Aynada ben düşmüyor muyum? Düşüyorum. Hatta bunu taramak için şu an kameradaki görüntünüz var mesela. Benim gölgemdir. Ama nasıl bir gölge? Kamera görüntü, gölgem. Peki sesim gölge. Aynı o kadar gölge nurani oluyor ki Allah Resulü'ne şimdi git. Gölgesi düşmezmiş. Karantısı düşmezmiş. Gölgesi var ya. Yani. Nasıl var? Aynadaki güneş. Güneşin gölgesidir ama biz gölge siyah olarak kafamıza soktuğumuz için gölge anlayışımızı tahsiye etmemiz gerekiyor. Siyah değildir.
Mesela gece. Gece karanlık değildir. Ustad diyor ki, israfı kelam eder mi? Gece karanlığında diyor. Lan gece dedikten sonra karanlık niye söylüyorsun? Bak gece alemi ayrıdır, karanlık bir alemdir. Gece alemini karanlık örttüğü zaman, karanlık ayrı bir şeydir. Arkadaşlar gece karanlık değildir. Gece bir alemdir, gündüz bir alemdir. Karanlık ayrı edilsin diye, siyah beyaz diye boyanmış. Gölgeli gölgesiz suretler diyor. Diyor. Mesela gölgeli ve gölgesiz suretler. Mesela gölgeli suretler, resim, kartpostal. Gölgesiz olan heykel. Gölgeli ve gölgeli suretler diyor. Diyor. Şimdi mesela kameradaki ben siyah mıdır? Ha, aynadaki güneş de güneşin gölgesidir ama bizim gölge anlayışımızda benim güneş olunca siyah düşüyor ya, ona gerisi fona gölge demişiz. Hani gölge anlayışımız tavsiye edelim. Meratibi var onun da. Gölgenin sureti var. Kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Mesela diyelim ki bu çıkışta ne olabilir? Gölgenin eşyadaki siyah karaltı. Kesifteki diyelim. Kesif. Kesifteki. 16. sözde. Evet, 16. görüntüsü. 16. sözde. Mesela Cebrail Aleyhisselam'ın diye suretine girmesi. İnsana dönüşmüş. Cebrail. Mesela kanuniyeti güneşin aynadaki gibi benziyor. Nimnurani. O da gölge. Nimnurani. Nimnurani olan aynadaki güneş. Peki bu esma ile alakalı, bu da sıfatla alakalı. Esma da Cebrail Aleyhisselam'ın diye radıyallahu anh şeyine girmesi, şahsiyetine girmesi diye. Diye sureti. Suretinde öyle mi diyor? Öyle mi? Suretinde bulunduğu bir an bulunduğu suretinde bir bulunması. Bulunması. Aynı anda aşağı şeyde kanatları. Şimdi bu ne ama bu hiç cüz'iyetler demeyelim. Tamam, gölge diyelim şuraya. Şurayı siliyorum. Silin abi, olur. Şurayı siliyorum arkadaşlar bak. Ki bir daha bunu yazayım. Gölgenin. Mahiyeti. Meratibi mi olur? He? Meratibi mi olur? He? Ne diyor? Yok, sıralamaya bakıyorum da. Tamam. 16'daki. Bak, kesifteki gölge dersimiz olmadığı için ona yoğun değiliz ki hemen bulalım bunu. Ama bakayım gelir, inşallah gelir. Bunu attık. Ötelere attık bu şeyi. Bu mahiyetini bul dedik şimdi. Kime? Kim sormuşsa. Ben bir şey sordum. Bir şey sordum. Neydi o? Unuttum da. Dediler ki kim soruyor bunu? Ha. Ahiret nerede dedim. Hiç unutmuyorum. 5-6 sene var bu olay. Atıyorum ya şimdi attığım gibi. Mahiyeti nedir? Bilmiyorum. Attım. Nereye attım? Nereye attığımı söylüyorum. Ahiret nerede dedim. Faruk Aynıp şöyle, ya biraz ben de şizofreni olduğu için sesli böyle şeyler oluyor. Şimdi 50 dünyaya göre şizofreniyim yani. Hakikaten sıyırmış gibi oluyor. O anda mı, o gün mü? Bilmiyorum ne zaman oldu, unuttum. Dedim ki, ahiret nerede? Cevaba şöyle geldi. Kim soruyor bunu? Dedi. Ondan sonra, ben soruyorum dedim. Cevap, kim soruyorsa onda. Ya kim soruyorsa sorabilende. Ahiret nerede? Kim soruyorsa onda. Soru sorabilende. Soru kendisi cevaptır. Es-suali nisfil-im. Deva nerededir? Musibettedir. Musibet nerede? Devadadır. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabır istemeyin diyor durup dururken. Ya Rabbi sabır ver. Yani bela istiyorsun demektir diyor. Sabırdan, beladan sonra geliyorsun. Çünkü sabır beladan sonra geliyor. Şimdi durup dururken ya Rabbi sabır, Allah'ım sabır ver. Ya Rabbi bana bela ver diyorsun. Deme yani.
Çünkü sabır belanın yanında beraberdirler. Şifa, ya Rab şifa ver. Hastalık istiyorsun. Öyle bir şey yok ki. Ama şu, hastayım, şuram ağrıyor, şifa ver. Var, var. O var, ondan sonra istiyorsun. Evet abi. Vahiyeti abi, Esma-i İlahiye'nin alemi şehadetteki suret olabilir mi? Bu Esma, tamam mı arkadaşlar? Bu le, Esma yani, şudur. Hakikati mi Esma'da abi? Hakikati, hakikat Esma'dır. Bu sıfat. Artık bu gölgenin sıfatı herhalde yani diyor ya, hani bin bir, esma bir Esma'ya bakıyor ama hangi Esma? Kainat diyor abi, ondan evet. Söylerim. Bu Cebrail Dihye suretine girmesi, Nümnura vesaire ikisi de bir olabilir. Esma ve sıfat. Yani hangi sıfata bakıyor, hangi Esma'ya bakıyor bilmiyor. Ama gönderdim. Dünya şey, kainat için diyor abi, evet. Bakın Esma'larının. Nasıl? Gölgelerinin gölgesidir diyor ya. Ha, büyük zatların gölgeleridir diyor bu. Şey ne diyordu? Mesnevi'de geçiyor. Bu diyor büyük zatların simalarının, hani bizde var ya böyle bu huzur falan olması. Mesela bu ders. Ustadın gölgeleri işte. O büyük zatların şahsiyetlerinin gölgeleridir diyor. Neyse şunu, o soruyu gönderdim. Şurada ben kesin değilim. Yani şu Cebrail'in, Nurani bu olması ikisi bir zannediyorum. Bu hakikati Esma'ya değinmesi lazım. İkisini de şöyle yapayım. İkisini şu birdir. İkisi şöyledir. Şunu da şöyle. Esma, efendim abi. Şimdi her şey mana ismiyle ve kendine bakan vecihte hiçtir. Kendi zatıyla müstakil ve bir zati sabit bir vücudu yok. Konuş bakalım abi. Yalnız kendi başıyla daim bir hakikati yok. Fakat Cenab-ı Hakk'a bakan vecihte ise, yani manay harfiyle olsa hiç değil. Çünkü onda cilvesi görünen Esma-i Bakiye var. Denesene açık diyor şey kardeşim. Madum değil. Çünkü sermediği bir vücudun gölgesini taşıyor. Hakikati vardır, sabittir, hem yüksektir. Çünkü mazhar olduğu baki bir ismi sabit bir nevi gölgesidir. Bir daha okur musun? Şey, kafa şey yaptın. Hakikati vardır. Çünkü onda cilvesi görünen Esma-i Bakiye var. Madum değil. Çünkü sermediği bir vücudun gölgesini taşıyor. Sermediği bir vücudun gölgesini taşıyor. Hakikati vardır. Sabittir. Hem yüksektir. Çünkü mazhar olduğu baki bir ismin sabit bir gölgesidir. Ha, baki bir ismin. Aa, bak gördün mü? Baki. Evet. Dinliyorum. Hasan abi, gölgenin hakikati mudil esması olabilir mi? Mudil mi? Niye? Mudil şeytan ya. Diğer esmaların hepsinin hükmünü ortadan kaldırıyor. Oo. O açıdan. İlginç. Mudil. Evet, mudil'in vücud haricisi iblis ya, şeytan. Bütün isimlerin hükmünü ortadan kaldırıyor. Mudil esması olabilir mi? Şey de olabilir mi? Bütün faniliklerin kaynağı baki'yi göstersin diye. Baki. Ondan sonra baki çok uyuyor. Çünkü mudilin de kaynağı baki'ye bakıyor. Bu biraz da kaynak Mehmet kardeş gibi geliyor. Doğru, o da çok ilginç. Çok ilginç. Ama nasıl baktı onu da? Hayret yani. O da çok tuhaf. Yani bütün esmanın hükmünü kaldıran şey. Ama ya baki ise bütün esmayı dönüştüren, onu da, şey, mudili de dönüştüren. Ya bak, şimdi sıfatı, bu biraz da Cami Mehmet kardeş baki, o mudili de değiştiriyor. Şey, sıfat, hangi sıfata bakar? Abi burada bir nokta şey daha var da. Ha, okur musun ben? Ezeli olan elbette ebedidir. Kadim olan elbette bakidir. Vacib-i vücut olan elbette sermedidir. Evet, bir hayat ki bütün vücut, bütün envariyle onun gölgesidir. Bir de sokup sana oku. Bir hayat ki bütün vücut, bütün envariyle onun gölgesidir. Vay! Çıktı o kardeşimde. Hay sıfat. Bütün varlık hayatta yaratılmamış mı? Yok, bütün, başka şekilde olmuyor abi. Bütün varlık hayatta yaratılmamış mı? Bak nasıl oturdu. O hay isim abi, hayat diyeceksin. Hayat. Muhi. Ha, bu o zaman hayat şeyi, muhi isması.
Ama Baki'nin gölgeleridir diyor ya. Baki. Ay Baki hayat değil. Bütün taş, toprak, Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah ne ile yarattı? Hayatla yarattı. Kudretle halk etti, iradeyle karar verdi, ilimle proje çizdi. Hay tamam. Sıfatı da bu. Maşallah tabii ki de. Aa, bunu da unutma Faruk seni. Güzel bak sütünüz de geldi galiba. Hadi sütünüz de için. Geç süt alın. Bana bak bir kilo fazla alın. Bir kilo fazla alın böyle içeceğiz süt alın. Tamam hadi. Tamam geliyor hadi. 15 alın. Keyiflendim biliyor musun ben şimdi? Vallahi keyiflendim ya. Sanki bütün şeyim gitti yorgunum. İnan. Ulan şey duymasın. Lermi. Çalışıyor abi bayağı. Çalışıyor da bu durma duymasın yani. Bu bir şey olsa hepten durmuyor değil. Grupta mıdır? Kim abi? Fatihler mi? Fatihler mi diye. Var bu grupta mıdır? Bak bakalım. Evet abi. Bir de şey. Harun Papuççu, Gafurlar, bu Lermi. Bunları bir araya getireceksin tamam mı? Onlar kapıyı kadar kapatacaksın. Ama çatıdan seyredeceksin. Şimdi çok keyif aldım. Evet. Çok güzel şey yaptım Mehmet kardeş. Dedi ki Mudil bütün isimleri kaldırıyor. Ama onu değiştiren şey bu hükmünü kaldırıyor Mudil. Baki hükmünü değiştiriyor. Onu da. Çünkü Mudil esması kemalat insaniye şeytan nereye sebep oluyor? Makası de hayri külliye ve kemalat insani sebep. Baki'ye aynen. Haydi onun şeyi çok güzel. Şimdilik tabii. Yazalım mı mektubat 240 diye? Ha söyle. Şuraya. Mektubat 240. Mektubat 240. Bu da mı? Baki de oydu değil mi? İşte aynı. Aferin Faruk. Maşallah. Tebrik ediyorum. Çok istifade ettim. Ben bilmiyordum. Yeni öğrendim. Onu yazacağım ona tamam. Ona benzer diyor galiba. İlginç bu da. Her bir ziyarette biri ehadiyet sikkesi, diğeri samediyet turrası bulunuyor. Ehadiyet? Sikkesi, samediyet turrası. Zira bir dakika, ehadiyet sikke, ehadiyet şey, toprak altındaki çekirdeğe sikke deniliyor. Diğeri tura samediyet, neresiydi? Samediyet turrası. Tura neydi hadi? Tura batın. Batın da? Ağacın batını. Zira bir zihen, eksel kainatta cilveleri görünen esmayı birden kendi ailesinde gösteriyor. Adeta bir noktayı mihraki hükmünde insan hayy-i kayyumun tecelli-i ismi azamını gösteriyor. İşte ehadiyet-i zatiyeyi muhyi perdesi altında bir nevi gölgesini gösterdim ben. Ehadiyet-i zatiyeyi muhyi perdesi altında bir nevi gölgesini gösterdim. Ehadiyeti anladınız değil mi? Mektubatta orası herhalde. Orası değil mi? Ehadiyet ile vahidiyet deniz yüzü komple güneşi göstermesi her bir katsede ehadiyet olması. Ehadiyet-i zatiyeyi muhyi perdesi altında bir nevi gölgesini gösterdiğinden bir sikki ehadiyeti taşıyor. Hasan abi. Evet. Abi bence bir daha düşünelim. Bence gölge Adem'idir. Çünkü varlığın en iyi belirleyicisi kesifi ise Adem'i olması lazım. Yani vücudu değil Adem. Yani gölge vücudu değildir, Adem'idir. Bir daha düşünmek lazım bunu. Oha, nasıl bir gölgeden bahsediyoruz? Bir de o var. Ya hep şey gölgeyi böyle siyah, o bizim Adem, gölge diye. Yani siyah günah olarak düşünüyor, siyah olarak düşünüyor. Çok öyle yaparsak çok daha iyi. Mevcudan için gölge değil ama abi. Tam desin, ifade etsindir. Ne? Söyle abim söyle. Aynen. Şöyle dinleyeceksiniz bak. Acaba benim bilmediğim bir şey var mı? Ne açıdan bakıyor? Bakayım nasıl bakıyor. Bunu bu derste de bunu eğitim yap. Bak ben dinliyorum. Bakayım benim bilmediğim veya bakamadığım tarafta onun kalbine ne? Bir daha söyler misin abi? Yani gölge Adem'i olmaz. Ademidir yani. Hiçbir belirlenişi yok ki. Her şeyin gölgesi aynı. Yani bütün özelliği aynı. Boyuyor onu ama bütün vücutları bir yerde gösteriyor. Bütün vücutlar bir oluyor. Mehmet ama kardeş. Yani daha cami. Mehmet kardeş, gölge dediğin şey güneşin vurduğu, eşeğe vurduğu siyaya mı diyorsun? O surettir abi. Peki o gölge surettir. Gölgede neyi kastediyorsun? Suretten bahsetmiyorum ben, mahiyetinden bahsediyorum. Çünkü bazıları şey yapmıyor. Gölge varlığı en belirleyici şeyse, bütün her şeyin özelliği.
O zaman şuna sen Adem diyorsun, buna vücut diyorsun. Öyle mi? Yani mahiyeti Adem'idir. Adem. Bence ben öyle diyorum, esma olarak da mudil esmasına bakıyor, mahiyeti Adem'e bakıyor. Diyorum. Evet, yani ben şöyle siyah ile yapayım, farklı olduğunu görelim, görsünler arkadaşlar. Bir başka nazar. Şey mudil esması. Buna da Adem. Hasan abi mertebe mertebe ya. He. Mesela diyelim ki esma sıfat şu da zat. Şimdi biz sıfattan bakarsak esma gölgedir. Evet gölgedir. Şuhudattan bakarsak sıfat gölgedir. Evet doğru. Mahiyetten bakarsak diğeri gölge olur. 146 Mesnevi'de geçiyor bu. Aynen. Şimdi bu Mehmet kardeşin varlığın tanımlama noktasını söylediği doğru. Ama İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne dediler ki 7 tane mi tövbe 4 tane mi kendi keşfinden vazgeçmiş. Keşif. Yalan mı söylemiş? Ustad da bunu söylüyor. Ya keşifler yalan mı çıkar diyor. Hayır. Mesela 5. kattan bakarken İmam-ı Rabbani Hazretleri demek ki 4 defa keşfini değiştirmişse 4 defa inkılap geçirmiş. 4. kattan bakarken 7. kattan bakıyor. O zaman gördüğü değişir. Tamam. Şimdi baktığın yöre göre değişir. Mesela diyelim ki esma asıl alınırsa bu mevcudat gölgedir. Esma gölge olursa sıfat asıldır. Sıfa gölge olursa şuunat asıldır. Hepsi gölgedir. Şimdi ben bu kardeşi yorumlayayım. Beraber yorumlayayım sonra. Şimdi çok ilginç bir yeri yakaladı, onu kaçırmamak lazım. Cennette esmanın bütün meratipleri olamıyor. Olmamış. Cennette. Cennette. Mesela cehennemde olan esmalar cennette yok. Bazıları. Cennette olan esmalar rahmet cehennemde yok. Ayrı bir alem oldu. İkisi farklı oldu. Mesela Adem alemlerine çalışıyor, vücut alemine çalışıyor. O zaman ikisi farklı oldu alem. Ama öyle bir şey yapalım, ikisi bir yerde olsun. Dünya. Ha, tamam. Şimdi ağaçtır, küstür, cennettir falan bir sürü 18 bin alem. Baş dönüyor. Hepsini bir yere toplayalım. İnsan. Ama bana da bir aynı olsun. Ben nasıl ki 18 bin alemi yaptım, onun dışındayım. Öyle bir mahluk yaratayım ki bütün 18 bin alem onda olsun ama onun dışında olsun gene o da. Anladınız mı? Bir daha. 18 bin alemi yaratayım, dışında olayım. Şeceri hilkat ve Allah. 18 bin alemi bir yere cem edeyim ama o da benim gibi dışında olsun. En cami zatım aynı olsun. Sıfatım esmalarıma değil. O da insan. 18 bin alem bende. Bütün alem bende ama ben bütün alemlerin dışında başka tarafım da var. Ben alemlere sığmadım. Beni seven müminin kalbine sığdım. Buradayım bak şimdi. Dolayısıyla insan böyle bir şey. Şimdi mudil esması şeytanın yaratılmasına bakan esmadır. Şimdi Adem tekvin sıfatının içindedir. Zatı sıfatın içindedir. Şimdi Mehmet kardeş madem diyor esmaların en kesif gölgeden aynadaki güneşten ve Cebrail'e kadar gölgedir bu. 3 tane meslekten bahsediyor mektubatta, hatırladınız mı? Yani Musa aleyhisselam diyor Azrail aleyhisselamın simasına tokat atmış diyor meselede. Gözüne. Anladınız mı? Orada 3 tane meslekten bahsediyor. 1. 3 tane gölgeden bahsediyor. 1. Aynadaki güneş. 2. Aynadaki güneş ama aynadaki güneş ne aydır ne gayirdir. Ama bir de dihye suretine girmiş Cebrail aleyhisselam. O daha cami. Tamam. Bir de normal bir kerametle bir yerde olmaları. Olması, güneşin olması vesaire. Güneş nihayetsiz her yerde olur. Kerametli birkaç yerde. 3 meslekten bahsediyor. Şimdi arkadaşlar, bu da esmanın gölgeleridir. Cebrail'in gölgesi diyor. Şimdi esmanın her mertebesini belirleyen burasıdır. O noktadan, o bizim gölgemiz siyah düşmesine
Bizim aklımız hep ona şey yapmış. O bir gölge olduğu gibi bir Müslümanın Geylani'nin birkaç yerde olması da gölgesidir. İki, güneşin aynada olması gölgesidir. Mesela Allah benim ruhumda gölgesi var. İman da bir gölgedir. Okumuş şey yapmıştık. Allah benim ruhumda taayyum ve teşahhus etmiş. Onun adı iman. İçerisi iman. Şimdi eşyanın en kesifinden en letafetine kadar bu dünya. Bu esma meratibidir. Ama bir de bir şey var ki sıfatın da meratibi var. Şuunatın da var ama zatı yoktur. Mahiyeti zatiyenin meratibi yoktur. En nihai orası. Bilmiyoruz çünkü. Meratip yok. Mesela şuunat-ı zatiyede var. En latifi nedir en merkeze? Şefkat-ı mukaddese. Çık dışarıya. Muhabbet-i münezzehe. Çık dışarıya. Surur mukaddese, sevk-i mukaddese, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, iftihar-ı mukaddese. Bunlar letafetin kesafetidir. Ama şuunat-ı zatiyede var. Mahiyeti zatiyede böyle bir şey yok. Peki ruhumuz nedir? Ruhumdan öfledim diyor. Ruhu bir nereden geliyor? İçerisini, ruhun içerisini şefkat, muhabbet, şuunatla donatılmış. Oradan geliyor. Ama iman, iradi-i cüzenin sarfından sonra, çok mühim olduğu için çok geniş yelpaz yapmaya çalışıyorum. İradi-i cüzenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu kendisidir yani. Nurudur diyor. Tamam. İman. İman zatının gölgesidir. Ama şuunattan da üstündür. Esmadan da üstündür. Allah var iken hiçbir şey yok diyor. O zaman esma yoktu arkadaşlar. Sıfat yoktu. Yani esma ve sıfatlar varlığın belirlenişinde tasnif edilmiş. Kategorize edilmiş. Yani sıfatlanmış. Yani mertebeler yapmışız. Esma demişiz. Sıfat demişiz. Ama Allah Allah için baktığın zaman şey yok. Mesela şöyle diyeyim. Duyguyla his. Senin için bir farkı yok ki. Ama ben diyorum. Sen ne diyorsun Faruk? O his kardeşim senin. Bu duygu. Ben belirliyorum. Ama sen duyguyla his aynı. Mesela arzular var. Bir de şehvet arzusu var. Şey var. Bunlar ikisi içeride benim aynıdır. Ama dışarıda eylemsel farklıdır. Bu duygu bu histir. İşte öyle bir şey söyleyeceksin ki modelin de şeyi var. Hiç gölgesize gideceğiz. Elbiseyi çıkartalım. Gömleği çıkar, atleti çıkar, bedeni çıkar. Peki, mudilin üstünü açabilir misin Mehmet kardeş? Açarsın. Mudil de nereden çıkıyor? İşte o da gölge abi. O da gölge, sıfattan çıkıyor. Tabii. Yani yere peki, mudilin üstünü çıkarırsan, şeytan ya, haydan oluyor. Çünkü hay sıfattır, mudil esma. Peki, biraz daha ilerlersek, baktığımız yere göre, bir merdiven dahi, sıfat da gölgedir, şunata göre. Ama şuunatı bilmediğim için şu anda bildiğim bir şey ki esma ve sıfatı biliyor. Mehmet kardeşin dediği bunlar, ha diyeceksin ki bu zat-ı sıfattır. Ama Adem zat-ı sıfat değil, tekvinin içinde olan bir sıfattır. Ama hay kendi başına sıfattır. Bu Adem tekvinin içindedir. Dolayısıyla Mehmet kardeşin dediği doğrudur, ben anladım. Bir merdiven aşağıda. Çünkü bu esmadır, bu da esmadır. Ama bu esma değildir. Bu sıfattır. Bu sıfatın sıfatıdır. Bu Adem şu Adem sıfatın sıfatıdır. Ama bu mudur? Beni de anlattığı mıdır? Hayır. Şimdilik söylediklerim daha genişi olduğu zaman, o zamana kadar bu doğru. Ama Risale'de yeri var ya abi, o cihette şu anda... Evet, şu anda okuduğun yer 240 şu. Evet, Mehmet kardeş de acayip bir yere kalır ama bir üst şey olunca Faruk, Mehmet kardeşin söylediğini der, Faruk biraz daha kapsayıcı bir sıfata taşıdı bizi, hayat taşıdı. Bu Adem sıfat değildi, sıfatın sıfatıdır. Seninkisi daha kapsayıcı olduğu için şu anda o daha cazip. Hani nefiste de abi mesela en alt birimde nefse emare var ya. Evet. Diğerlerine göre bak en kesif gölge. Evet bak. Mesela nefse emareyi kaldıralım. Vallahi insan olmaz. Meleklerde nefse emare var mı? Ben bir kere usul bakımda Allah yarattığını sorgulamak. Haşa bize mi düşer? Keşke demem. Melek yaratılsaydım demem. Çünkü Allah böyle yaratmış. En doğrusu hangisidir? Yarattığı gibidir.
usul bakımından kabul ediyorum. Allah'ın yarattığını doğrudur, böyle olmalı. Vicdanen söylüyorsun kendi ihtiyarın. İyi ki melek yaratılmamışım. Vallahi da istemem şimdi. Niye? Konuş. Abi, bir sıkıntı var sanki ya. O kendilerinden mi sıkıntı var? Abi konuşabilirsiniz ama çok sesiniz az geliyor. Sesi yükseltmiyorsun. Bu bunda değil abi. Yükseltin mi? Onlarda sıkıntı var. Öyle mi? Sıkıntı varsa açsın ya. Bilgisayarı aç istersen. Bilgisayarı açayım mı? Peki ben devam ediyorum. Abi bak ses geliyor mu? Evet abi geliyor. Tamam konuşun. Hasan abi. Abi gölge vahşi midir, fani midir? Sami kardeşin okuduğu yerde gölgesidir diyor. Hatta tabirler çok daha net olan yerler var. Gölgelerin gölgeleridir diyor. Yani gölge beka vahşi değil ki, fani olması lazım. Baki gölgeyi kapsadığı için... Baki değil, fanidir. Fani olmaz ki, nasıl fani olur abi? Ya, bekara değil, fenaya bakıyor diye düşünüyorum ama... Yani... O da görmek istemiyorum. Tamam. Ben biraz da gideyim, dur bakayım. Aynı anda sen olandır gölge ama hakikatin meratibi farklı. Senden önce olmayan ve senden sonra olmayandır gölge. Bunu belirlersen... Cisme gölge olur. Bunu belirleyen anda kişi alem şahadette oluyor. Hissediyor kendisini. Benden önce yoktu, benden sonra da yok. Kendisini fark ettiğin anda gölgeye geçiyorsun. Ve çok cami oluyorsun. En kesif, en cami sırrınca mesela gölge deyince Allah Resulü de gölgedir zatının. İman da gölgedir. Ama gölge siyahı düşünmeyin. Siyah olarak düşünmeyin. Farkındalığın meratipleridir aynı zamanda gölge. Belirleyemezsen aynadaki güneş gibi olursun. Buna da temessülat denilir. Aynadaki güneş şuursuz ya. Ama ona şuur taktığın anda aynı güneş oluyor. Temessülat böyle. Nurani olursa temessülat olur. Kesif olursa gölge olur. Asıl olana vücut, gölgesine ise mevcut denilir. Berze olan insan. Aslında acele etseydik ya, okusaydık biraz şey olmazdı. Bir de okuyayım. Belirleyemezsin aynadaki güneş gibi. Buna temessülat denilir. Okuyorum. Nurani olursan, bir ayna düşünelim arkadaşlar. Sözler benim aynadır. Hem kesif hem şey. Ayna kalın. Eğer bu nurani, ben nurani olursam, bir de kesif olur. Ben kesifim. Aynadaki benim gölgem, beni hüviyetimdir. Hüviyetim. Yani nüfus cüzdanı. Yani doğum tarihi. Böyle bir adam yaşıyormuş. Tamam. Kesifin hüviyeti olur. Nurani'nin mahiyeti olur. Mesela aynadaki güneş hüviyeti değildir, mahiyetidir. Aynadaki ben hüviyetimdir. Şimdi bak, diyor ki, eğer aynanın karşısında olan ben nuran olursak, temessülat olur, kesif olursam, ben mesela kesifim, güneşi koyarsan şurada gözüken temessülat olur. Ben kesifim, o güneşti. Olursam aynadaki ben gölge olur. Akıl asıl olana Allah'ın zatı şey ya, vücut. Zat-ı sıfat ya. Asıl olana vücut, gölgesine mevcut denilir. Asıl olana vücut. Allah ile nispet edilirse, yani coşma, yani zatına bir, yani fıtratta var olan bil kuvvet, çekirdekte ağaç var. Allah'ta da halikiyet olduğu için, halik olduğu için mahlukat otomatik var. Ona
o mastar olarak, yapı olarak, yazılım olarak bir kuvve olarak cud denilir, cud var yani. O coşarsa ve zata nispet edilirse bağlaç olur. Allah'a bağlarsan vücut olur. Yani içsel, içsel yapısına bak şimdi Osman, Kuçman, vücut harice bakmıyor. Mevcut harice bakar. Yani güne çekirdekte ağaç var. Bak gün çekirdekte ağaçın olması bil kuvve bu aslı esmaya, merkeze baktığı için daha çıkmadı, şu mevcuda bakmıyor. Bu sistemin var olması, mesela Allah Halik, Allah'lık hakikatında bütün meratiplerin olması ve bu meratiplerin Allah ile bilinmesi bağlacına vücut denilir. Vücut, zatın zatı tanımlar, nihayetsizlik ve itlaklığı anlatar. Vacib bir vücut. Ama vücudu, bu yani yazılımı, sistemi mimle tanımlanırsa mevcut olur. Sinle bütün 29 tane harfle tanımlanıyor vücut. Ben lazım olduğu için 3 taneyi söylüyorum. Aynı zamanda mescit de oluyor. Mescit, mescit de, mescit de oluyor. İbadet yapıldığı yer. İsmin fail, ismin meful olunca. Sanla olursa, sitle olunca. Sucut olur. Sucut olur, su, saat şey olunca bu göğüs oluyor. Şimdi bu vücut mahlukata bakmıyor. Bu mahlukatın kendisi. İşte aynayı düşünün diyor. Aynaya bakan güneş olsa bu nurani. Bunun adı temessülat olur buradaki. Güneşi çek, ben geçtim. Nurani değilim, kesifim. Buradaki şeyime gölge denilir. Asıl vücuttur. Gölge mevcuttur. Tamam, mevcut. Her isim işlevi cihetiyle bir gölgedir yani. Evet, gölgesi yani sıfata göre gölgedir. Sıfata göre. Şey yapayım. Tabii şimdilik yani bu doğrudur demiyoruz ama o çok ilginçti o da. Şimdi saat... Ara verebilirim. Ara verelim. Dur bir dakika. He? Söyledik, şimdi çayla getiriyor. Aa, çayla da getiriyor, çok mühim o zaman. Tatlı da var. Tatlı da çok mühim. Şu an ara zamanımız geldi. Tamam. Ondan sonra şeyden sonra devam ederiz inşallah. Esas şeye gireceğiz, bugün şeyi bitireceğiz. Bak işi şu olan neye okuyacağız? Resul, Risalet. Bugün onu işleyeceğim, bitireceğim. O hep bahsediyorum, ağzıma dolamışım. Herkes seviyesine göre Resul'dür. Çünkü Risalet'in gölgesine girmiştir. Bak, Risalet gölgedir. Şey diyor, şurada var yani Ziya'nın, bir dakika ya, kapat. Sözlerde Ziya'nın gölgesi hükmünde olan doğru diyor. Allah Allah. Ha? Ziya'nın? Gölgesi hükmünde olan doğru. Allah Allah. Şuraya bakın ya, dur dur. O ikinci dalda geçiyor. Bak. Yani hani gölge kavramını açmak için yani. Tabii Ziya'nın? Gölgesi hükmünde olan doğru. Ya ben gölgeyi okumadım daha, araştırmadım ha. Valla araştırmış da konuşum değil. Evet. Her şeyi açıyorum ya. Benim konum bu değil yani. Ben hani şeyden çıkmak için ben buna baktım. Yani bildiğim şu hep yerdeki güneşin gölgemize bakmak. Şimdi burada bakarsan demek ki Ziya'nın meratibinin tecelli etmesi, tayin veya teşahhusu noktası gölgesi oluyor aslında. Mesela Ziya nedir? Zannediliyor ki güneşten ışık geliyor. Kur'an ayırt etmiş. Kamerde ne geliyor? Ve şemse, varla da geçiyor bu ayet. Ziya, ziya, ve kamera, nura. Nuru kamera nispet ediyor. Ziya'yı şemse, güneşe seviyor. Güneşte ne geliyor? Bir paket geliyor. Ne diyor? Foton, fizik tabiri. Bizde onun adı ziya. Ne var içinde? Isı var, ışık var, nur var, karanlık var, meratipler var. Ziya'nın içinde nur da var, karanlık da var. Isı var, ışık var, ütrovial ışınları var, var da var. Yani mesela şu kirazımızı yeşili büyüten, böyle gösteren, bu yeşil tutan, ağacı büyüten güneşin ziyası değil mi? Ama güneş yok eder, yakar. İçinde hayat da var. Ha, demek ki ziya bütünseldir. Onun her bir sıfatı onun gölgesidir. Mesela
güneşten ziya gelirken kamerden, aydan bize nur geliyor. Ziyanın bir gölgesi olan nur. Lan gölge nur olur mu? Oluyormuş demek. Ama biz maalesef gölgeyi şu eşyanın yere düşen siyahlığını anlamışız. Şu bile gölge, şu mevcut. O da doğru ama sen, o da gölge de doğru yani. Gölgenin gölgesi ama. Gölge değil değil. Ona hapsetti gölge anlayışımız diyor. Oradan yani, tut Mehmet, oradan tut esma bile gölge. Ya. Sıfata göre. Sıfat bile gölge şuunata. Şuunat bile gölge. Mahiyet-i zat, mahiyet-i zatiye de gölge yok. İman gölgedir. Gölgeyi okumuştuk geçen hafta. İman zatının gölgesi. İmanın kaynağı esma değil. İmanın kaynağı sıfat değil. İmanın kaynağı şuunat-ı zatiye değil. İmanın kaynağı mahiyet-i zatiye. Allah'ın şeyi ya. Kendi zatının nuru. İçinde o, Allah var ya. İman muzil esması olmuş olmaz. Şimdi de nur var. Nur örtülmez ki. Nur esmadır. Bu da esmadır. Mehmet'in dediği baki belki değişebilir. Bu mudil belki baki yerine konabilir ama sıfat hay tamam. Fakat bu değişebilir. Baki olmayabilir diyor. Her şeyi tanımlayan mudil olduğu için, ademi olduğu için bu mudili buraya yazılabilir. Mudil yani her şeyi tanımlıyor ya. Şurada olabilir. Bak ben şey demiyorum. Ama ben sileyim de göstereyim. Ama hay daha cami. Nasıl? Adem konulamaz da. Burada sarih değil miydi o mektubatta? Şöyle olsa mudil. Ama bunu en çok ne zaman çıkacak ortaya? Fatihler mi gölgeye çalışıyor ya? Bütünden bakmam. O zaman çıkartacak. Şimdi o zaman ben şu, bu da böyle o, ama dursun veya baki. İkisi de dursun. Bunu ehline havale ediyorum. Ehli bulsun bize, aydınlatsın. El-Fatiha. Yirmi dokuzuncu söz, bir de bu. Bak, hayat, hepsi farklı şeyle yapacağım inşallah. Uzarsa da ne yapayım? Bu kainattan süzülmüş bir hulasadır. Bu kainattan süzülmüş bir hulasadır. İki nokta diyor. Tamam. Ya arkadaş çevirme. Evet. Ve şuur ve his dahi ve şuur ve his dahi hayattan süzülmüş sürmüş. Hayatın bir hulasasıdır. Farklı anlama geliyor. Buna nazm-ı mani deniliyor. Yani bu mana çıkartmak, bu yöntem euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ne oldu, bir şey mi oldu yani? Niçin biliyor musun? Bereket bulamazsın o dersten. Besmelesiz ve salavatsız dersten. Besmele, hamdele, sembele. Bulamazsın mı? Şimdi, nazm-ı mani, böyle dizme var, farklı dizme var veya süreç ve sonuç. Anlatırken o buna denk geliyor, buna gelin, buna lahuti ilim deniyor. Melekutiyet olduğu için lahut ilmi yani. Yani sır yani bu. Bu şey Hızır Aleyhisselam'ın şeyi ilmi bu. Bu Risale-i Nur'da da cari. Hulasadır. Akıl dahi bakın. Şimdi değiştiriyorum. Şey nerede? Bakın,
akıl dahi. Kimmiş bu? Bir, iki. Bak görüyor musun? Şuurdan ve isten ne kadar değişik göreceksiniz. Şuurdan ve histen süzülmüş şuurun bir hulasasıdır. Aklı izah etti, gördün mü? Bak, hiçbir şey yapmadık, dokunmadık. Aklı sana ifade etti. Kainat, bu kainatı, hayat neymiş gördün mü? Şimdi ve ruh dahi ruhulasa değil. Ruhte hayatın bir, iki halis ve safi halis ve safi bir, iki, üç bir çeviri ve sabit ve müstakil zatıdır. Tamam. Öyle de maddi ve manevi bu bitti mi ya? Bu vardı. Bitmişim. Ben niye değiştirmedim ya? Yapma ya. Orada var mı siyah? Orada var. İncel. Bunu götüreceğim artık. Ya, tamam, bu da siyah. Ama kalın olacaktı da. Neyse, ben bitti. Öyle de. İnce ya. Onu çok inceldi ondan abi. He? Onu çok inceldi. Ha, çok güzel. Diyor ya sana abi cam inceldi. Bardak var. Şey yok. İçecek yok. Hepsini tanımlıyor bak ne olduğunu.
Görüyor musun? Sana efendim. Osman'ın dediği İmam Gazali'de geçiyor. Bardak inceldi, şarap inceldi, birbirine benzediler, iş karıştı. Sanki şarap var, bardak yok, bardak var, şarap yok. Böyle bir örnek var. Onunla mı meşgul oldun? Fatih Lermi abi şey diyor da, şuurdan ve histen süzülmüş fakat sadece şu uğrun hülasası histen süzülüp hissin hülasası olmayan. Ne? Daha bir anlatmadı ki. Kim yaptı bunu? Fatih Lermi. Arkadaşlar, buraya bitmedi, almadığı için devamını oraya geçiyorum, tamam mı? Bilinsin diye. Mavi'den sonra ne yaptık? Kırmızıya geldi. Mehmet, abim şunu bana bir işte, kaydır. Tamam. Risalet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Şurada bir eksiklik olacak. Şu. Fark ettim. O zaman hiç silmeden şöyle yapayım. Şu. Tamam. De düzelttim. Ve bak nereye geldi? Kırmızıdan sonra ne var? Siyah var. Ve vahiy Kur'an dahi
Ve? Hayatlar hakaykının izah edince o kadar keyif alacaksınız ki bu işten. Hayat-ı kainatın ruhudur. Ruhudur. Ve şuur-u kainat. Ne koymuş buraya? 3 tane nokta koymuş. 1, 2, 3. Bitti. Tamam mıyız abiler? Çok acayip bir yer. Müşkül kuşa bir yer ama İşin şeyi tabii bu gerekiyordu. Zorlaştırmamış Risale'nin tam tersine çok çok zor, müşkil olan bir şeyi sehli mümteni, mümteni sehile dönüştürmüş. Zahir'de okursanız Risale anlarsınız bunu. Buna sehildir. 25. sözde geçiyor. Sehli mümteni ikisi terstir. Çok kolaydır ama zordur. Çok kolay olan çok zor. Celle Celaluhu. Şimdi okuyorum. Lemalar 336. Beraber okuyacağız. Sonra çıkarımlar. Keyif alacaksınız. Size bakıyor bu. Bir şey çözüyorum zannediyorsunuz ibareyi ama kendini çözüyorsun. Orayı çözdüğün gibi gözüküyor. Neye benziyor? Ayna. Oraya bakıyorsun zannediyorsun ama aslında buraya bakıyorsun. Oradan buraya bakıyorsun. Hiç kimse ayna için bakmıyor. Evde ancak kadınlar bakar. Aynaya ayna için bakarsa kirli olur, temizler onu. Erkekler aynaya kendisi için baktığı için kir göremez. Kadın ayna için baktığı için temizler. Şimdi oradan bu tarafa bakıyorsun. Tamam mı? Şimdi bak, hiç kimse orayı görmez. Gördün bu değil mi? Niye bunun saçını taramıyorsun? Burayı. Aslında gördün bu. Biliyorsun ki bu. Fenafil. Fenafil ihvan, fenafil mana işte bu. Anlıyor musun? Aslında bunun saçını taracaksın, bunu değil. Şimdi, bir daha, bu ibareyi çözdüğünü zannediyorsun. Bu senin aynan. Burada seyrettiğim bu. Bunu çözdüğünü zannediyorsun, çözülüyorsun. Kimsin sen şimdi? Burada necisin? Bu alem şehadette nasıl vahiy alıyorsun sen de? Hayvan alıyor vahiy. Arıya vahyettik, şeytana vahyettik diyor. Kuyudaki çocuğa vahyettik, Yusuf. Musa'nın annesine vahyettik diyor. Dağlara ve semalara vahyettik diyor. Külli arza vahyettik, semalara vahyettik. Sonra vahiy meratibi var demek için söylüyorum. Şimdi okuyorum. Makine ve kullanma kılavuzu gibi abi. Normalde kılavuzu evet. Çözmek için değil. Makine yani çözmek. Evet, sanki kılavuzu okuyorsun da kılavuzu bilgi değil o. Makine için okuyor. Bu. Bu sensin, ona göre bakın. Evet. Nasıl ki bu hayat? Bu hayat nedir? Şu.
Allah var iken hiçbir şey yoktu. Muhyiddin Arabi'ye göre aynı devam ediyor da. Allah karar verdi bu mevcudatı yaratmaya. Sonra dağlar, taşlar, soğuk, sıcak, zıtları neyle yarattı? Malzeme, hayat. Kudretiyle yaptı, iradesiyle karar verdi, imiyle proje çizdi. Demek ki bu taş, toprak, cansızları hayattan yaratmış. Onun için her şey canlıdır. Ama meratibi hayat farklıdır. Mesela mektubatta o ilmi şeyde, meratibi hayat beştir. O hakikat itibariyle. Yoksa vücut mevcut gibi işte bu zaten her şey diyor. Bak her şey, şey hayattan yaratılmış. Tamam mı? Şimdi niçin uzattım? Kainat dediğimiz arştan aşağı ve şeceri hilkat 18 bin alemi Allah hayat ile yaratmış. Hayatın meratipleri. Tamam bu hakikat esmanın gölgeleri var ya, en kesif işte gölge. Aynadaki temessülat da gölge. Tamam. Dolayısıyla niçin şey yapıyorum? Allah arşı da, arş-ı azamı da, ruhu da, Cebrail-i Mikail'i de aşkmış, hayatta yarattığı gibi bu tahtayı da hayatta yarattı. Şimdi, niçin bu kadar anlattım? Allah'ın dışında kabı kayfisini koy tencereye. Arş-ı azamı yukarıdan aşağı iniyorum. Kabı kayfisini koy tencereye. Arş-ı azamı koy tencereye. Ana temaları anlatıyorum. Lef-i mahfuzu koy tencereye. Arşı koy tencereye. Kürsü koy tencereye. Cennet cehennemi koy tencereye. Yedi kat semayı koy tencereye. Alemi berza kabiri koy tencereye. Şu alemi şehadeti koy tencereye. Karıştır, karıştır, karıştır. Çıkacak şey hayat. Çok canlı. Tamam. Bu kadar hayat hepsi ondan çıkmış, ondan yaratılmış. Tersini yapalım. Koy makineye bu alemi. Bu alemi koy makineye. Hani portakal suyunu çıkarır gibi. Elmayı koyuyorsun da suyunu alıyorsun ya. Makineyi çalıştır. 18 bin alemi koyduk. Allah'ın dışında bütün arş, kürs, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, cennet, cehennem hepsini koyduk. Suyu nedir? Hayat. Öyle bir harika cihazınız var ki Faruk, hayatı da koy. O kainatı koyduk. Hayat. Şimdiye göre hayat vücut, diğerleri mevcut oluyor. Gibi. Bundan sonra değişiyor. Değişiyor. Şimdi bu hayat çıktı mı abi? Koyar mısın bir cihaza da? Hayatı süzüyoruz. Süzdük. His ve şuur. His ve şuuru da koyduk cihaza. Özün al. Akıl. Dur. Ruh aklın özü değil. Mustakil ve zaattır. Cevher. Mustakil cevherdir diyor. Nerede? Kırmızı. Nerede? Şurada mı? Ha, cevher sabit mustakil bir zatıdır. Yani süzülmüş değil. Karıştırma. Böyle giderken. Tamam. Şimdi bu makine misalimden sonra evet nasıl ki hayat? Neymiş bu hayat? Bize verilmiş hayat. Bu kainattan süzülmüş bir hulasadır. O zaman 18 bin alemi iyi dinleyin. 18 bin alemden süzülmüşse yani doktorum portakalı koyduk mu abi? Cihazı alalım. Özal. Homojen olarak yani aynı oranda hepsinden, kabuğundan, içinden, bütün elementlerin özü ya, hepsinde aynı öz ama bu şekilde. Portakal, su. Ama şunda ne element varsa bunda da var. Öyle değil mi? Ama miktar az çok. O zaman bizde bu hayat konmuş mu? Hayat nereye girmiş? Hayat o zaman girdiği yere kainatta girmiş. Çünkü hayat kainattan süzülmüş bir hulasa. Ağaç hayatlıdır. 18 bin alem oradadır. Ama biliyorsunuz bu da hayatlıdır. Bir, camidat. Bitki de yukarıya çık, bitki de hayatlıdır. Çık yukarıya, hayvan. Çık yukarıya, cinler. Çık yukarıya, mertebe. Melekler. Çık yukarıya, insan. Hayat meratipleri. O hakikat, o mahiyet ve mahiyeti anlatıyor. Hayatın meratipleri beştir. O eylemsel hali mesela, şunun hayatı, şunun hayatı, yer içerim falan. Bu değil, bu temel hayat. Bir daha. Hayatı meratibileri camide taş ve toprak. Nerede anlatıyor? 24. mektup. Bir de bu 336 demalar. Camide, bir yukarıya çık hayat, cami taş topraktan bir üstü nebatat hayat. Bir yukarıya çık hayvana, bir yukarıya çık cinler, şeytanların hayatı. Çık yukarıya, meleklerin hayatı. Çık yukarıya,
insanın hayatı. Daha açık yok. Bitti. Tamam. Şimdi o zaman hayat bir yere girdi mi, neyin hulasasıydıysa komple onlar vardır. 18 bin alemin hulasası olduğu için hayat, hayat bir yere sokuldu mu onu getirdi. Mesela portakaldan, abi sızdık mı bir kilo portakaldan? Bir kilo portakalın suyunda ne varsa bir bardak bu portakal suyunda da aynı şey vardır. Hani maddeler aynı, miktar az çok. Karıncada da aynı, ağaçta da öyle, bende de öyle. Ama maddeler aynı, miktarları farklı. 10 gram, 50 gram. Tamam. Bu hayat kainattan süzülmüş bir hulasadır. O zaman hayat sendeyse kainat sendedir. Bitti. Sonra bunu süzüyoruz tekrar. Ve şuur ve his dahi hayattan süzülmüş hayatın bir hulasası. Makine, 18 bin alem, süzdük hayat, hayatı süzdük. His ve şuur. His ve şuur. Tamam. Peki hissin yeri neresiydi? Vicdan, şuur, birinci şuur, aklın, akıl. Tamam. Demek ki aklın bir sıfatı şu, bu vicdanı. Görüyor musun? İnceleşiyor böyle. Soğan kabuğundan içeriye giriyoruz. Soğan kabuğu 18 bin alem, hayat bir içeriye git katmana, biraz da gir içeriye. His ve şuur. Kardeşim, his ve... Birinci şuur yazdığı şuur. Evet, birinci veya... Daha tanımlayamıyor. Belki de vicdandaki şuur. Yani ama en azından ortak tarafımız şuur. Aklın bir sıfatı, aynı zamanda vicdanda da şuur var. İkinci şuur diyoruz da. İkinci şuurla birinci şuur devre dışı kalabiliyor. Akıl dahi hissin ve şuurdan süzülmüş şuurun bir hulasasıdır. Yani buradan süzülmüş. Şuurdan ve histen süzülmüş şuurun bir hulasasıdır. Niçin Fatihler mi şuurun hulasası diye kaldı? Çünkü buradaki şuur ve his vicdandakidir. Buradaki şuur ise akıldaki şuurdur. Birinci şuura indirgendi. Merkezden dışarıya çıkıyoruz ya. Bir daha Osman bunu kaçırmaman lazım abi. Lazım da onun için söylüyorum. Abi merkezden çıkıyoruz ya dışarıdan içeriye doğru. Şimdi vicdanda şuur var, his var. Şimdi buraya niçin şuurdan, histen süzülmüş şuurun ve hissin hulasası demedi? Bu şuur artık vicdandaki bu şuur çıktı, bu akıldaki şuur. Aklın hulasası bu. Yani vicdandan akla çıktı. İkinci şuur, birinci şuur bu. Bu ikinci şuur. Değilmiyor bu, ters olması gerekiyor. Akbahya mutalik olduğu için, ilk muhatap olduğu için daha öz bu. Evet. Şimdi ruh dahi, şimdi bunu burada kesiyor. Bunu koyun diyor, hulasası yok. Ruh bir şeyin hulasası değil. Ruh neymiş? Şurada var ya şu hayat. Hayatın halis, safi, nesidir? Cevheridir. Sabit ve müstakil zatıdır. Yani şu zattır. Yani bunların can. Dolayısıyla süzülme falan değil. Onun için diyor ki Cenab-ı Hak, ruhundan öfledim ruhunuzu. Kulu ruhum min emri Rabbim. Tamam. Zattır. Süzülme değildir. Müstakil. İşleyeceği şey çıkarımları. Ben bir metni okuyayım diye. Öyle de maddi ve manevi hayat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dahi. Bir maddi hayat-ı Muhammediye var. Bir de manevi. Neymiş o? Şurada hatırlarsınız. Şunu çiziyorum bakın. Şöyle. Bu vacibul vücut tarafı. Tamam mı abiler? Şu kabı kavseyn. Burası arş-ı azam. Burası lef-i mahfuz. Tamam mı? Şurada maddi ve manevi anlatacağım. Berzah.
Nur-u Muhammed'i, Muhammed'i şu taraf yönüne ne deniliyor? Mana. Bu taraf yönüne nur. İşte maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye. Nur ve mana. Kainatın vücud haricisi ve yazılımı. Allah'a bakan ve mahlukata bakan. Buna aynı zamanda vücut, bu mevcut. Maneviyi öyle tanımlamamıştık ama ya. Ta siz mecbule çıkarttınız onu. Yani... Şecil hikatte gösteriyorduk onu. Maddi. Şecil hikat işte. Ama mana deyince yani mecbulün üstü şeklinde ifade ettiniz. Şey mi? Maneyi mi? Ya. Mana yöndür de mecbulün üstünde değil. O yöne bakan. Mana yazın Allah'a bakan yön. Mevcudada bakan yok. Hani biz sicil hikatte maddi manevi de böyle işte şey yapmıştık ya. Ayırmıştık. O kainatta, kainatta yapmıştık. Bu sicil hikat. Bak bakayım sen gör. Mana vacibül vücuda bakar. Nur mevcudata bakar. Tamam. Yani mana da mahluptur da fakat yön itibariyle ona bakar yani. Oradan çıkmış. Bak maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye dahi. Buna da aynı zamanda şahsiyet-i Muhammediye deniliyor. Neymiş? Hayatın, bakın bunu kaçırmayın. Maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye, hayatın ve ruhu kainattan. Bak görüyorum, ruhu kainattan süzülmüş bir hulasa, hulasat-ı hulasasıdır. Nedir o? Hayat-ı Muhammediye. Hayat-ı Muhammediye neymiş? Hayatın ve ruhu kainatın hulasası, hulasat-ı hulasasıdır. Bak burayı kaçırma. Şurası. Hayat-ı Muhammediye hulasatın hulasadır. Şöyle yapayım. Tamam, böyle çizince daha güzel gözükmüştür. Hayat-ı Muhammediye hulasatın hulasadır. Neyin? Hayatın ve ruhu kainatın. Şimdi kainatın, şöyle düşünün arkadaşlar. Burada mısınız? Evet. Tamam. Kainat büyük insan mı? Şuraya yazıyorum. Kainat büyük insan. Kainat büyük insan. Büyük insan. İnsan küçük kainat. Tamam. Şimdi bak, karşılaştırma yapayım ki çok güzel olur. Kainat büyük insansa, ruhu vardır bunun. Ruhu. Başka? Aklı vardır. Ondan sonra, şeyi vardır. Kalbi vardır. İstersen sırayla gideyim, daha cami olsun. Ruh, akıl, his, şuur. Şimdi 4 tane yapacağım, fazla değil. Ruhu, kalbi, aklı, ondan sonra bir de neyi var? Nefsi. Nefsi diyelim. Tamam. Var mı? Var. Büyük insan. Hepsi var da bize aynısı, bak bizde nasıl var bu? Büyük insan kabul edilirse şöyle yapacağım. Bizde karşılığı nereye denk geliyor? Veya yakın mı olur? Yakın olur ama şöyle. Kainatın ruhu neresiydi Osman'ım? Kainatın ruhu arş-ı azam. Harika. Arş-ı azam. Kainatın kalbi? Arş. Arş. Kainatın aklı? Levh-i mahfuz. Levh-i mahfuz. Şunu silerim. Kürs. Nefsi? Kürs. Kürs. Tamam. Tamam. Kürs. Şimdi bunu insanda nerede var? Bunun karşıtı. Şöyle bu tarafa yapayım ki. Onun bizdeki karşılığı. Şöyle yapsak olur mu? Şöyle. Olur. Anlaşılır değil mi? Karışmaz. Arş-ı Azam'ın bizdeki karşılığı. Ne koyalım? Evet. Ruh.
Bu demişiz, kalbi demişiz, kalp demişiz, tamam. Kalp, zaten burada demişiz ya, akıl, nefis, nefis. Görsünler diye, birbirine gözüksün diye. Peki şey var, yok, heva neyi bulmuştuk geçenlerde? Kainatı nesiydi? Bir şeysiydi. Neyse konumuz o değil. Değerli, güzel bir konumuzu hatırlasaydık. Şimdi bunu buraya kadar geldik mi abi? Geldik. Yani bir şeyi çözerken niye söyledim? Burada çözemezsen büyükten, büyükte çözdüğünü burada uygulayabiliyorsun. Gel buraya. Şimdi gelelim bu sisteme. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a has değil bu risalet. Risalet kainattaki bir sistemdir. En cami onda aktif. Sende de aktifliği var, göreceksin. Risalet-i Muhammediye dahi. Neymiş? Ona has değil. Hayatın, getir tencereyi. Hayat neydi? Kainatın hulasasıydı. Tamam. Hayat deyince kainatın hulasası değil mi? Hissi, şuuru ve aklından süzülmüş en safi hulasadır. Ha. Akıl neymiş? Kainatın hissi, şuuru aklından süzülmüş. Risalet bu. Şöyle çizeyim. Risalet neymiş risalet? Şunlarmış. Peki arkadaşlar acele edeyim. Tencereyi getir. Hissini kat. Şuuru kat. Aklını kat. Karıştır. Karıştır. En bu homojen, en üçü bu en zirvede. Şuur en zirvede, akıl en zirvede. Bir yetmiyor, en zirvede üçü en mutabık hale getiren şu zattır. Risalet onda en camidir. Onun için vahiy o aldı. Vahiyin zemini olacak. Vahiyin zeminidir. Çok harika risalet. Şimdi evet. Herkeste his var, herkeste şuur var, herkeste akıl var. Vahiyeten. O nispetle sende risalet aktif. Risalet. Peki, üçü, his, şuur, akıl en zirvede olacak tek tek. Üçü de en aynı oranda olacak. Şöyle kalp atışları var ya hastanede doktorun. Şöyle gidiyor. Böyle. Ama bir kalp var ki böyle. Veya bu ölmüş. Ama aynı oranda olsa en kaliteli değil mi? Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da his en zirvede, şuur en zirvede, akıl en zirvede yetmiyor. Üçünü bütünselle getirebilmiş en mükemmel. Ona en cami olduğu için vahiy almış. Musa Aleyhisselam Meryem'e de vahyettik dedi. Ağaca tutun dedik diyor. Oradan yaslan diyor, su iç diyor, hurmalıktan çek diyor. Vahyettik. Musa Aleyhisselam'ın annesine de ettik. En zirvede bu olduğu için ona has ve hususi tecelliye sebep olmuş. Onun risaleti. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vahisi ise Musa Aleyhisselam'ın vahisinden, İsa Aleyhisselam'ın vahisinden daha üstün olması en cami olduğundan, evrensel olduğundan İslamiyet üçünün en zirvesi, üçünü en iyi bütünleyebilendir. En cami olunca sen bunun en camisine Resul denilir. Risalet ile Resullük bu. Şimdi maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye burada da şey yapmıştık. Nerede? Ha, bak bu. Tekrar buraya geldi. Maddi ve manevi hayat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam asarının şehadetiyle hayat-ı kainatın hayatıdır. Ve hayat-ı kainatın hayatıdır. Ne? Maddi ve manevi. Bak maddi ve manevi. Hayat-ı Muhammed'i neymiş? Kainatın hayatıdır. Gel buraya. Risalet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nedir? Onu çözersek, kainatta çözersek bizdeki karşılığını da çözeceğiz. Risalet neymiş? Şuuru kainatın şuurudur ve nurudur. Risalet. Çıkarımlar okuyacağım. Vahiy dahi getiriyor, en sona bağlıyor. Bu sona, bir şey Osman. Bu sona.
Vahiy niye getiriyor? Bunu anlatmak için bunları anlattı. Bunları niye anlattı? Bunun için anlattı. Şimdi buna gelin, tutunun şimdi. Bunu anlatmak istiyorum dedi. Ama bunu malzeme yaptım diyor. Doldurdum altını, şimdi söylüyor. Vahiy Kur'an'ı ki, sen vahiden, Kur'an arkadaşlar, okuyanda, okunduğu anda çıkandır. Yoksa kütüphanedeki Kur'an değildir, musaftır o. Kur'an demek lugatta okunandır. Okuyanda ortaya çıkan, uyanan. Uyanır, fark edersen Furkan oluyorsun, farkındalığın. Şimdi diyor ki, bir daha, üç defa olsun, ben bunları size niye anlattım biliyor musun? Altını doldurdum, sen vahiy alıyorsun. Vahiy sarih var, vahiy zimmi var, tamam mı? Sucunun, gusunun, meratipleri var. Şimdi bu vahiy Kur'an'ı nedir? Şudur diyor, şunları unutma. Hayatlar hakaikinin şehadetiyle, hayattakilerin canlılığıyla, sen de şahitsin ki içinde, sen sisteminde şahitsin ki, hayat-ı kainatın ruhudur vahiy Kur'an'ı. Bak, vahiy Kur'an'ı kainatın ruhudur, vahiy Kur'an'ı kainatın şuurudur, aklıdır. Nedir o? Ruhudur. Bak, ruhudur, şuurudur, aklıdır. Neyin? Kainatın. Peki kainatın kim? Vahiy. Ters yaptım, görüyor musun? O zaman... Bak, cüz'i nazarını cüz'iyetten kaldır. Külli yapmanın yolu, bak, cüz'i şeylere külli bakarsan cüz'i külli olur. Şimdi biz cüz'üz. Külli bir nazarla, yani külliyatın nazarıyla bakarsak, cüz'i nazarımız külli olunca vahyin gölgesine giriyor. Vahiy sarih var, vahiy zimni var. Risale-i Çin ne diyor? Vahyin hizmetini gören, şumullü ilham. İlham. Şimdi bak, sana diyor ki Faruk, ruhunu, ruh, şuur neydi? Vicdanda. Şuur, bu ruh malum. Şuur, vicdan. Onu koyduğunuzda hayatı da koymanız gerekmez mi? Hayat kainatın ruhudur diyor. Yani şurayı alırsan şudur tabii. O tümlemede yani. Ha, şuur kainat yaparsan olur şöyle. Yani şuur orada, şuur kainat diyor ya. Hani ruhudur, aklıdır. İki şey, ikileme yaparsanız ruhudur, aklıdır. Ama dörtleme yaparsanız hayat-ı kainat, şuur-u kainatı da eklemeniz lazım. Hayat-ı kainatın ha. Ruhudur. Şöyle. Ha, şunu şuraya hayat-ı kainatın ruhudur. Ruhudur, aklıdır. Ruhudur, evet. Bir evet, evet. Şey var. Şöyle olacak. Ama dört yazacak derseniz hem şuur hem hayatı da katmanız lazım. Şöyle. Şunları. Hayat-ı kainatın ruhudur. Şuur-u kainatın aklıdır. Aslında iki tane ruh, evet, ve akıl var. Şuur yok abi. Ruh dedik ya. Ruh. Ben eksik yazdım onu ya. Ha, yok, o maddiyatayı demedim mi? Neyi? Şimdi şöyle. Gel bak. Kainatın gel. Hayatının ruhudur. He, dur yazayım da ona söyle. Kainatın şuurunun aklıdır. Yani ruh ve akıl iki tane netice. Hani iki tane? Ruh. Şuur. Ruhtur, akıldır. Akıldır. Farklı şey bunlar. Tamam. İki tane yazmanız lazım. Araya şuuru kattığınızda kainatın şuuru, o tamlamanın... Kainatın ruhudur, kainat şuuru, kainatın aklıdır. Diye şimdi söylüyorsun değil mi? Evet. Şimdi eğer tümünü alacaksanız, sizin üç tane yazdınız ya, niye üç tane yazdınız diye soruyorum. Ruh ve şuur ve akıl ya. Şuurun altını çizemezsiniz, o hayat, kainatın tanımlamasını. Yani, devamı cilasına veriyor. Ruh hayatın devamıdır diyor. Gel buraya yaz. Şuraya yazar mısın? Gerçi şimdi şunu demek istiyorum. Çıkan iki netice şunlar. Şuur? Şuur kainatın tamlaması. O zaman bunu alacağım derseniz, bunu evet, da alın diyorum. Buraya hayatı da yazın. Tamam yani. Dolayısıyla hayat da vardır. Dolayısıyla şuur da vardır. Ama esas iki netice ruh ve akıl. Ha evet.
Ama şimdi şuuru alalım. Da alalım derseniz, şuuru da alayım tamam. derseniz o zaman hayatı tamam. da ekleyin, dörtte olsun. O zaman şu, tamam. Şu oldu, tamam anladım işte. Şöyle yapayım. Daha güzel olur. Şurayı sileyim. Tamam. O abi şehadetiyle kelimesini aşağıya yazın. Oraya açın, yer açın ha. O ikinci satır gibi yapın. O. Şehadetiyle bir, iki tane olacak. Tabii iki ana başlığımız var ama evet, içlerinde farklı... birer tane daha var. Ya hepsini alın ya hiçbirini gibi. Evet, yok yok. Doğru. Hayat-ı kainatın bir dakika. Hakayık'ın hayat-ı kainatın farklı bir şeyle yapayım ki belirlensin. Ver onu bana abim. Ruhudur. Sonra şuraya siyah bir tane de koyacağız. Ve'yi de nokta var mı abim? Bakayım. Ona bile dikkat ediyor. Hiç. Ve şuur-u kainatın hayat-ı kainatın şuuru. Bunu diyordun değil mi abi? Evet. Osman. Abi, evet. Aynen. Heh, böyle yazınca daha net gözüküyor. Tamam. Doğru. Ve'yi başa yazsak daha iyi yazsın abi. Şu, şu başa mı? Tamam. 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 Devam edelim. Yok. Yazın abi. Haklıdır. Heh. Kırmızı. Artık daha net söylüyor. Yani tamam. ikili yazarsanız ruh akıl diyeceğiz. Doğru. Dolayısıyla derseniz hayat şuuru da alır, canlı derseniz dörtlü olur. Ama hem hayat hem şuur da girmesi lazım tanıma. Şimdi bakayım ne yaptı onu bir şey yapayım da. Şu donmasın diye kapatayım. Vay Kur'an'ı hayatlar hakaitinin şehadetiyle. Hayatlandırıyor. Vahiy insanı canlandırıyor. Vahiy aklı inşa ve ihya edince hayat-ı kainatın kainatın hayatı kainat bir insan bir işin onun ruhudur. Kim? Vahiy. Kainatın ruhudur. Başka? Kainat büyük insan ya İsrafil vari bir ikinci şuada söylüyor. Kainat İsrafil misal bir vücud alicisi var yani. Dondursak kainat var ya. Arşı, kürsü, cennet, cehennemi buzdolabına kursak aşağı bir şey anlatmak diye. Donsa İsrafil misal olacak. O zaman kainatın şuuru aklıdır. Bizdeki akıl kainatın şuurudur. Bizdeki ruh kainatın hayatıdır. Tamam. Ama ne oluyor sonra? Eşya şuradan başlayıp kopuyor. Tamam, bunu çözdüm, işe değil. Vahye muhataplığın kadar ruhlusun ve akıllısın. Usta Kur'an diyor ki kelelamu belhumada. Kur'an'a muhatap olmayan hayvandan da aşağı düşüyor. Usta şöyle diyor. Mezar-ı muttaharik betbağlar. Şimdi bir insan Kur'an'a muhatap değilse, inkarcı ise ölüdür. Ama yaşıyor. Ha, veya bitkisel hayat veya... Bu da hayattaydı ya. Bu taşlar da hayattan ya. Ha, bu o mertebede kalıyor. O bizim bildiğimiz, o senin yaşadığın şu anda haletler var ya. Şu anda dinleyen kardeşlerin haleti. Sizin his, onların şu anda hissi pek olmaz. Hayatta. Şu anda kamerada dinledikleri için aklı şey oluyor, hissi çok zor. Böyle odaklanması lazım. Çok... Hani sirayet var ya, mekanın sirayeti, şeytan bile melekleri sirayet. Sirayet hakikati devam eder ama tabii çok güçlü burada oluyor, orada zayıf oluyor. Ha, şimdi bunları niçin söyledim, çok vurguladım. Şu anda hissettiklerinizi kafir rüyasında görmez. Ha, şimdi gelecek neler çıkartacağız burada? Şimdi oturuyoruz. Şey nerede? Ha, zaten defter öyle yazmışsınız. Öyle mi? Böyle mi yazdın? Ha. Şekilde tasvir etmiş. İşte de ama işte bazen onu yap.
Evet, şimdi ben böyle yapayım. Bunu niye... Hep farol kabahatı, küçük çekmeceden getirmedi bu bizim büyüğü. Şöyle yap ki bitiş olsun. Öyle birisine günah keçisi yapacağız ya. Şimdi bunu bildik, metni çözdük. O değil esas şimdi. Bize lazım olan şimdi ne? Çözümleme yöntemini burada kullanmak lazım. Yani nazm-ı mani. Yani küçük kainat olan insanın aklından, büyük insan olan kainatın aklını birbirlerinden birini tespit edilirse, yani bunu çözemiyorsam onu, onunla bu aynı. Veya onu çözemezsem bununla. Birisini çözersek, mesela A eşittir B ise, A 5 ise B kaçtır? Gibi. O da 5'tir. Birbirlerinden birini tespit edilirse diğeri otomatik çözülür sırrınca. Gönderdim ya kayıtları. Cebinizde bakabilirsiniz. Evet. Sıkıntı yok değil mi Abdullah? Evet. Risalet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Risalet-i Muhammediye. Bak şu. Nerede o? Şu abiler. Şu abiler bak. Risalet. Risalet insana insan değildir. Sistem var ya sistem. Mesela kafada, dimağda tahayyül var, tasavvur var, taakul. Tahayyül sistemdir. O sistemi kullanan insan hayal eder. Sistem taakkuldur. Kullanırsa akıl olur. Tamam? Sistem. Kainattaki sistem sende monta edilmiş. Taakkul. Sende aktif olursa akıl olur. Şimdi Risalet-i Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam kainatın his ve şuur ve aklından süzülmüş en safi hulasasıdır. Risalet neymiş? Kainatın hissinden, şuurundan, aklından süzülmüş. Risalet. Şimdi nereye götürecek bizi? Risalete muhatabiyetimiz bu üç sıfatın zemin olması iledir. Senin his, şuur ve aklını bütünlüğe getirdiğin kadar risalete muhatapsın, o kadar vahiy alırsın. Yani gelen vahiy Kur'an'ı ya uyursun derste ya da muhatabiyetinden fal taşı gibi gözün açılır. Çünkü vahiy alemi gaybın alemi şahadete ifadeleneşidir. Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için diyor ki 15. Şua'da, alemi gaybi, alemi şehadete taşıdı diyor. 125 şualarda böyle bir insan da berzahtır. Orayı buraya, burayı oraya taşıyor. Mesela buna nispeten şuur-i imane devreye giriyor. Giriyor tabii. O elemsele dönüşeceğiz bakalım. O sonra sende. Şimdi devam. Şu anda sistemi kuruyorum. Altı doldurulara, sarihleri kullanıyorum. Demek ki Risalet-i Muhammediye kainatın his ve şuur aklında süzülmüş. O zaman sen hissini, şuurunu, aklını bütünsele getirdiğin kadar risalet sahibi oluyorsun. Daha Resul değilsin. Risalet ile vahiy farklı. Risalet ile vahiy farklı. Bu üç sıfatın kemaline risalet iniyor. Bu üç sıfatın kemaline risalet iner, kişinin hissi, şuuru ve aklının mertebe-i kemali nispetinde risalet var oluyor. Unutmayın, bir daha, kişinin his, şuur ve aklının mertebe-i kemali nispetinde risalet var oluyor. En yükseğine Resul deniliyor. Yani his ve şuur ve aklını ne kadar bütünsele getirirsen, risalet sahibi oluyorsun. En kemaline ne deniliyor? Resul deniliyor. Yani nebi resul farklı buradan çıkıyor. Evet, nebi farklı, resul farklı. Yani o zaman o mertebeye kadar olmayan nebi olabilir. Nebi mesela diyelim ki her nebi resul değildir. Ama her resul nebidir. Mesela Musa Aleyhisselam resuldür.
vahiy almış. İbrahim Aleyhisselam nebi şey resuldür, o da vahiy almış, sıhıf almış. Yani risalette mat olmamış mı? Risale direkt değildir. De mesela Harun Aleyhisselam nebi Aleyhisselam'dır. Tamam ama risaletine mat. Ama risaletini şöyle denilir. Musa Aleyhisselam'ın risaletini tahammül ettiği için, aldığı için bizzat vahiy almamış. Hasan abi şimdi ben risalete muhatap olunca o niye olmasın ki abi? Bak şimdi. Olmaz olur mu? O nispetten ama direkt ayrıdır. Onun o hakikatine mazhar olmak ayrıdır. Mahiyet hakikat ya. Bir şey anlatıyorum bak şimdi. Harun Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın kardeşidir. Ona nebi derler. Risalet şey vahiy alana Resul denilir. Bu dört tanesini en azami derecede hayatın her safhasında en kemal mertebeyi Allah'a tanıtana da Ulul Az peygamberi denilir. Hayatın her safhasında dini hakim kılmış. Kim onlar? Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, başka? İbrahim Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Nuh Aleyhisselam. Bir de Nuh Aleyhisselam. Davud Aleyhisselam zebur aldığı halde Ulul Az peygamberi değildir. Çok garip. Ha peki Musa Aleyhisselam vahiy aldı mı? Harun Aleyhisselam aldı mı kardeşi? Almadı. O da peygamber. Ona nebi denilir, ona resul denilir. Usul bu. Benim değil bu, usul. Mesela Hasan abi bizimkisi mesela biz de risalete mazharız ya olduğu nispette. Ama bizimkisi mazar olana mazar oluyor. Şey, ha, bizim bir aracı var. Biz Muhammed'in aleyhissalatü vesselam. Gölgenin gölgesi. Gölgesi. Onun risaletinde gidiyor. Ustad diyor ki gölgesine ama, gir diyor. Yani ben eğer direkt bir muhatabiyetim olsaydı ben Resul olurdum. Olacak. Biz onun risaletinin gölgesine giriyoruz. Mesela nebi olan o zaman bir önceki Resul'ün risaletinin gölgesinde devam etmiş. Risalete mazhar olmuş. Mazhar olmuş. Yani biri aracılı aracısız desek olur mu? Resul? Yani artık bu kanunu yakaladıktan sonra alemimizde nasıl tasnif yaparsan yap. Yani his ve şuur, akıl, risaletin yani en kemal bütünsel hali risalete mazhar oluyorsun. Getirene Resul denilir. Onun için risalet şahsa bakmıyor, sisteme bakıyor. Kısaca bir şey söyleyeyim size. Kalemlerde şurada bak arkadaşlar. Şurası bir mahiyet-i zatiye. Kırmızı yapayım ki. Şuunat-ı zatiye. Gözüküyor mu abiler? Sıfat, esma. Tamam. Bak şimdi. Bu çok önemli burası. Kırmızı nerede? Burası Nur-u Muhammedi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Burası Arş-ı Azam. Merak edenler için bu dersler. Burası Lef-i Mahfuz. Bir tane de çizeyim de. Burası Arş. Burası Alem-i Şehadet. Şimdi çizeceğim şu. Arkadaşlar, vahyin kaynağı kelam sıfatı. Öyle mi? Vahiy nereye indi? Vahiy inmedi, neyse. Allah Kur'an'ını diyelim. Nereye indirdi? Şuraya. Kaynak orası. Bir, ha? Kaynak. Kaynak. Şuraya mı abiler? Lef-i Mahfuz'a. İndirdi. Tamam. İndi. Buna ne deniliyor? Kelami ilahi. İlahi. Şimdi bir şey diyeceğim de. Peki, Lef-i Mahfuz'dan alem-i şehadete insana inince ne oluyor? Vahiy. Bunun adı vahiy. Farkı söylüyor. Biz burayı bilmiyorduk.
Allah'ın kelam sıfatından lef-i mahfuza inmeyi kelam ile diyoruz ama sistemi bilmiyorduk. Sistemi yeni öğrendik. Risalet deniliyor. İnsanla alakası yok. Sistemin adı. Mesela dimağda meratip var. Taakul. Sistem. Bendeki hal? Akıl. Peki burada kelam-ı ilahi, bak iyi dinleyin. Burayı kaçırmayın, hiçbir şey yazmayın. Kelam-ı ilahi, lef-i mahfuza gelince ne oluyor? İlim, irade ve kudreti tazamun eden üç sıfatı bu kelam. İlim, irade, kudreti tazamun eden kelam. Arkadaşlar, bu, ben bilmiyorum içerisini. Bu lef-i mahfuza kelam-ı ilahi indi mi? Orada harmanlanıyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama kelam-ı ilahi ayete dönüşüyor. Ayet burada oluyor. Ayet burada oluyor. Burada alem oluyor. Şehadette de demiştik he? Daha önce sanki. Alem şehadetteki bize geldi, vahyin gelmesi bize ayet gibi demedik. İşte bu burada dönüşüyor ki bize geliyor. Hmm. Burada ayete dönüşüyor. Bakarsan böyle. Ayet oluyor. Ayet arkadaşlar inmesi Resulullah'a ama ayetsiz aldığı tek bir süre var. Ayetsiz. Şuradan aldı. Vahiy. Amene Resul. Vahiysiz almış. Şimdi bu ayet nedir, vahiy nedir, risaleti farkı çok acayip. Ben şimdiye kadar kelam-ı ilahi ile lef-i mahfuz arasında kelam-ı ilahi, evet onun adı kelam-ı ilahi ama sistemi bilmiyorduk. Bu sistem vahiy. Bu sistem risaletmiş. Tamam mı? Risalet. Şimdi bunu, tamam, onu da abi şöyle demiştik o zaman. Heh. Kelam sıfatından direkt lef-i mahfuz değil de aşağıya doğru döküle döküle gibi. Yani şöyle döküle döküle. Hani o sürecin tümü hepsi indirgene. İndirgene iniyor. Tabi böyle paldır küldür inmiyor. Kelam sıfatı. Esma'ya, Nur-u Muhammed'i aşağı zaman böyle paldır küldür inmiyor. İşte burada da öyle. Direkt insana gelmiyor. Kanallar açılıyor deniliyor ya. Hadiste bütün o melekler şey yapıyor, recmi şeyatin şeytanları koyuyor, kanal gibi oluyor. Cebrail, Mikail, İsrafil, arşı tutan melekler falan böyle bir saltanat oluyor sultan. Ondan sonra onun içinde vahiy iniyor. Cebrail aleyhisselam iniyor, bizzata bütün mahluka seyrediyor olayı. Seyredeceğiz biliyor musunuz? Vahiyin ilk şeyi. Resmi şey oluyor aslında. Resmi evet. Birisi ortada giriyor böyle. Böyle birisi ortadan, sağdan, soldan. Dört büyük melaike, arşı tutan, arşı azamı tutan melekler, mukarebin melaikeleri, Allah'ı seyreden melekler vesaire, hepsi böyle kanala böyle bakıyor. O taraftakiler de böyle bakıyor. Ortadan neyse işte ama vahiy denmiş, bilmiyoruz. Onun hamalesi, onun yük taşıyıcısı Cebrail. Ondan sonra dört, o şey, vahyin aklı, ruhu Azrail. Vücudu İsrafil, yapısı, şuuru, nefis yani, nefis dediğimiz nefsemari değil, Mikail. Bütünsel hali, vahiy, dört meleğin bütünsel hali. İniyor ama dördü birden. İndi, zahirisi, vahiy geldi, aa öğrendi. Tamam da ne yaptı yani, oku dedi, okumayı, Cebrail aleyhisselam bilmiyor mu okumayı bilmediğini? Okumayı bilmeyene diyor ki oku. Dedi ki bilmiyorum. Gene ısrar eder mi? Oku dedi. Biraz sıktı. Şimdi oku dedi bakalım. Yok. Bilmiyorum. Bir daha sıktı. Okumaya başladı. Ya bu sıkmayla nasıl okunuyor? Bir Mehmet beni sıkla beni de vahiy okuttursana. Orada bile mana var aslında. Ha? Orada bile mana var. Neler var neler var. Orada bile derken sıkınca ne oluyor? Acaba toprak çekirdeği sıkmadan ağaç okunur muydu çekirdekten? Toprak çekirdeği sıkmadan anne bir damla suyu sıkmasaydı acaba ben ortaya çıkar mıyım? Acaba bütün kainat alemim de sıkılmadan böyle bir dersten ifade edilir mi? O da. Anlıyor musun sıkmayı? Ya kaç defa sıkmışsa o kadar ilim almanın devresi var. Ya acayip bir şey. Yani o talebe hocasını sıkarmış. Şimdi devam edelim bakalım. Nerede kaldık? Arkadaşlar. Resul denir dedi. Dur ama bu rüzgar bizi nereye başka yerlere götürüyor. Başka yerlere götürüyor ama hiç kusura bakma. Çünkü ona müekkel melaike de 163.
İsa Aleyhisselam'mış. Havaya şey yapan hangi melektir olayları? Mesela uçaktan korkana şöyle diyorum ben. Uçaktan mı korkuyorsun? Kimi bir Fatiha gönderdi? Ya Rabbi. Ya Rabbi şunu vesile yapıyorum. Havaya müekkel, hadiselere müekkel. Mikail mi İsrafil mi? Mikail. Ey Ya Rabbi Mikail'in ruhuna üç Fatiha. Ey Mikail Aleyhisselam. Türbülanstan korkuyorum. Benim uçağımı şey yapma. Bak ne oluyor. Uçak sallansa bile seni hissetmezsin. Veya uçağın o kadar duvarını biraz da kabuladın mı senin uçak özel korumaya girer. Kanaldan gider. Şaka demiyor. Bir ehli kaf demişti bana. Kişinin his, şuur ve aklı en kemal mertebe-i kemali nispetinde risalet var oluyor. En yükseğine Resul deniliyor. Sistemin şeceri hilkatin sistemine ki büyük insanda risalet büyük insan var ya kainatta. Büyük insanda risalet küçük kainatta resullük oluyor. Küçük kainat olan insanda resul. O zaman başım dönüyor ya. Niye oluyor bilmiyorum. Risalet sisteminin sahibi, bak risalet sisteminin sahibi ve azami mazarına resul deniliyor. Risalet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şuuru kainatın şuurudur ve nurudur. Ne demek? Şuuru kainat o yazalım ama nereyi sileyim? Şurayı siliyor. Yazıyor abi. Ama nerede? En üst. Ha. Ama şey yazacağım ben bunu. O yazmıyor. Şurada şunu siliyorum. Ezan okunduğunu biliyorum. Ama bunu bitirmeden de sizi bırakmayacağımı da biliyorum. Çıkış yok. Ama şunu şey yapmam lazım arkadaşlar. Neymiş? Arkadaşlar, şuur-u kainat kainat, şuur ve nur. İşte sen bırak. Risalet. Resul. Kainatta. İnsanda. Bak şimdi biraz çabuk yapayım. Şuur neydi? Bak görüyor musun? Şuuru kainat. İnsanda şuur ve nurun bir araya gelmesiyle resul oluyor. Şimdi arkadaşlar şuur neydi? Yedi sıfat-ı subutiyenin hulase-i camiasının bizdeki aktifliğine şuur denilirdi. Şuur neydi? Şuur. Şöyle yapayım. Şuur. Yedi sıfat-ı subutiyenin nesiymiş? Subutiyenin hulase-i camiasının hulase-i camiasının bizdeki aktiflik hali. Aktiflik hali. Tamam. Şuur. Şuur o. Bu manada. Belki maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam hayat-ı Muhammediye asarın şehadetiyle hayat-ı kainatın hayatıdır. Hayat-ı kainat neymiş? Kainatın hayatıdır. Maddi hayat-ı Muhammediye'ymiş. Kainatın maneviyatı ise manevi hayat-ı Muhammediye'dir. Kainatın maneviyatı manevi hayat-ı Muhammediye. Bunu biliniyor. Hayatın hayatı maneviyattır. Hayatın hayatı bir daha hayatın hayatı maneviyattır. Biliyorum saat 2. Alem-i şehadette olup bu alem cinsinden olmayana bak alem-i şehadette olup bu alemde olup bu alem cinsinden olmayana maneviyat. Her şey olup
mürekkep olmayan maneviyatı tarif ediyorum, onu yaz. Alem-i Şah Osman, alem-i şehadetli olup, alem-i şehadetli olmayan, şey olan, her şey olup mürekkep olmayan. Mürekkep şu arkadaşlar, bu bizim bildiğimiz değil. Mesela ruh, her şeydir ama 5-6 tane, şu karma yok, tektir. Buna basit denilir. Basit demek, birkaç tane mesela hidrojen oksijen karma, buna karmadır, basit denilmez. Tek şey. Tek şey, hiç karması yok. Ama içinde her şey var. Çekirdek, diyelim tek şey, yaprak, şey, çiçek hepsi orada. Maneviyat neymiş? Alemi şehadetli olup, alemi şehadetli olmayan, mürekkep olmayan. Yani karma olmayan. Ama her şeyden aldım. Namazdan aldım, Kur'an'dan aldım okurken, tefekkürden aldım, Risale dersi dinlerken maneviyatım artmadı mı? Evet, farklılıklarla beslenir. Tek şeydir. İman da böyledir. İman, 71 İşaret-i Caz'da diyor ki, delil, burhan, fikret, usara vesaire maddelerden toplanır ama mürekkep değil, tek şeydir. 18 bin alemi insanda bütünleyen, cemül cem eden maneviyattır. Maneviyat mülk tarafıdır, kutsi melekut tarafıdır. Muşahhas zihinde olur, kainatın haritasıdır muşahhas. Şeceri hilkatin haritasına kalp denilir. Kalp, yazmıyorum uzun olur. Muşahhas olmayan ve nisbi ve itibarilerle ve vahidi kıyasilerle devamlı değişen ve olmakta olan ve insanı külli ve kül, cüz ve cüzi yapan akılmış. Bu çok önemli de diyeceğim. Bak, insan, akıl. İnsan nedir? Şualar 218'deki 20. şekilde izah değil. İnsan devamlı değişiyor mu? Olması değişiyor, bitiyor mu? Sen bir saat önceki ile beraber misin doktorum? Değilsin. Her an olman devam etmiyor mu? Bütün mazini kastediyorum. Olmakta olması hala devam eden, olmakta olandır. Ha, bu insan kainattaki nisbi, içerideki kıyasla, itibarilerle, nisbi ve itibari, dışarıdaki malzemelerle içerideki sistemiyle harmanlarsa, vahidi kıyası ve olmakta olması devam eden cüz ve kül, cüzi ve külli yapan, insanı yapan akıldır. Akıllı tarif edin. Devam ediyorum çünkü öyleyim. Vahiy Kur'an-ı dahi hayatlar hakaikinin şehadetiyle hayat-ı kainatın ruhudur ve şuur-ı kainatın aklıdır. Vahiy Kur'an-ı neymiş? Hayat-ı kainatın ruhudur, şuur-ı kainatın aklıdır. Tamam. Vahiy Kur'an-ı demek ki hayat-ı kainatın ruhudur ve şuur-ı kainatın aklıdır. Akıl, şuurun hulasasıdır. Şuur neydi? 7 tane subut-u sıfatın hulasa-i camiasının bizdeki aktifliğiydi. 7 tane subut-u sıfat nedir? İlim, irade, sen, basar, kudret, hayat, kelam. Onun hulasası. Onun da, o hulasanın da hulasası bizde akıl. Ruh neymiş? Ruh, hayatın bir safi, sabit, mustaki zatidir. Ama safi ve halit bir ceberdir ve zattır. Ruh iki şeyi vardır. Ceberdir. Ceber. Ceberdir, zattır. Bak, bir ceberdir, sabit ve mustakil zattır. Tamam? Peki, mahluk olmayan tarafı ceberdir, mahluk olursa zattır. Birisi melekut, birisi mülk. Ruh ceberdir, zattır. Tamam. Akıl şuurun hulasasıydı. Taakkul ise Kur'an'daki şuurun, sistemin bizdeki karşılığıdır. Taakkul var ya sistem. Tahayyül, tasavvur, taakkul. Taakkul, kainattaki şuur var. Kainat sistemi var ya. Kainatın şuuru bizde taakkul. Kur'an'a muhatap olursa bizde akıl olur. Muhatap olmasa akıl
devre dışı olur tahakkuk. Sistem çalışmaz. Tıpkı sistem olan Risalet, onun sahibi olan insan Resul. Sistem, Risalet, ona mazhar olan kişi Resul. Eğer kainattan Risalet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nuru çıksa gitse, kainat vefat edecek. Şimdi onu alıyorum. Kainatın vücudu hayat. Bir dakika. Kainatın vücudu hayat. Bitene kadar canlı tutacağım sizi, merak etmeyin. Sanki siz konuşuyorsunuz gibi böyle bir şeyiniz var. Ama dinleyen daha çok yorulur. Çünkü enaniyet yorar, çünkü başkasını dinlemek zordur. Dinlettirmek zordur. Az konuşmak hakkında 10 saat konuşuruz Allah'ın izniyle. Bak, canlandınız mı gelin? Kainatın vücudu hayattır. Risaleti ise, kainatın risaleti neymiş? His, şuur, aklı. Aklın hulasasıdır. Peki, his, şuur, aklın en camisine, bütünlüğüne mazhar olana Resul denilir. Bir daha, his, şuur ve aklın şu üçünün en cami bütünlüğe getirene Resul denilir. Safi ve halise cevher denilir. Şu çok önemli. Şu halis, halis ve halis ve safi. Buna cevher denilir. Sabit ve müstakil, sabit ve müstakil. Yine kelamdan geldiği aşka zat. Peki bu ikisini birleştirirsen mürekkebine hayat. Dur. Mürekkep. Ruh. Homojen mürekkebine hayat. Ruh. Şu silecek ben de. Bunların cemül cemine ruh. Peki ruh dedik. Eğer kainattan Risalet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru çıksa gitse kainat vefat edecek. Ondan için çıkarımlar. Risalet neydi ki çıkınca kainat vefat ediyor? Nuru çıksa sen de. Yok, ikisi. Bak, eğer kainattan Risalet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru çıksa gitse, evet. Nuru. Şuur ve nurdu. Nuru gitse. O zaman kainat, his ve şuur, bak, nuru çıksa gitse, kainat vefat edecek. O zaman kainat neydi? Kainatın his ve şuur aklından süzülmüş en safi hulasasıdır. Bunlar kainattan gidince kainat vefat ediyor. Bak, eğer kainattan sen Muhammed Aleyhisselam nuru. Bak, risaletin nuru gitse ama risaletin nuru. Nur değil. O zaman kainattan risalet giderse, vefat edecekse, onun nuru, şuuru. Peki kainatın nuru gitse, vefat edecek, şuuru gitse, akılsız olacak. İyi dinleyin şimdi o zaman. Merkez bu ama, kaçırma bunu. Süzünü, peki gideni kurdu vefat edecek. Bunların kainatın hayatları. Aşağıda da kainattan Risalet-i Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nuru çıksa gitse kainat vefat edecek diyor. O zaman, klas ediyorum, o zaman kainatın nuru. Kainatta ilk baş nuru, şuura gidecek, sonra nuru gidecek değil mi abi? Evet. Şuura gitse diyor. Ondan sonra nuru, his, şuur, akıl. His, şuur, akıl. İmiş. Kainatın hayatı vesaire, kainatın yazan şey, nur neydi? Nur neydi diye soru soruyoruz. Nur neydi? Nur, ziyanın görünen vücud haricisidir. Ziyanın vücud haricisidir. Nur, ziyanın vücudu
haricisidir. Namaz geçmesin Hasan. Yok, tamam. Da var. Bu sayfa bitiyor. Şerkin, bu bitiyor. Şuraya kadar geliyor. O zamana kadar kaldırmak yok. Yani güneşten ziya geliyor, kamerden nur. Yani ziyanın içeriklerinin vücudu ilimlere vurunca vücudu haricisi oluyor. O zaman hayata ziya, hayattan çıkan his ve şuur ve akla nur deniliyor. Tamam? Hayata ziya, kıyas. Hayata ziya, hayata ziya, hayattan çıkan, buradan çıkan his, şuur, akla nur deniyor. Ziya risalet, nur da nebi gibi. Gibi. Hayatın ziya ile hayatın içerikleri, vücudu ilimleri, vücudu haricilerine de his, şuur, akıl deniliyor. Bunlar hayatın nurları. Şimdi bunu biraz da pekiştiriyor. Diyor ki sözler 506. Hani vardı ya 506. O alemlere böyle tefekkür ediyoruz, ders yapıyoruz vesaire ilgileniyoruz. Kapı çalmaktır. Bir çaldık Faruk, kapı açılmadı. Çaldık. 506 sözlerden söylüyor. Sonra bazen sana iadeyi ziyaret ederler. Sözde 506'da. Şimdi diyor ki hayat vücudun nurudur. Bak. Görüyor musunuz? Şuraya bak. Şu cümlelere bak. Bak bak. Hayat vücudun nurudur. Nereden kullanacağım bu nurları ispat etmek için? Tam nerelerde ne topluyoruz? Şuur neymiş? Başka yerden. Hayatın ziyasıdır. Ziyasıdır. Hayat neymiş? Hayat. Her şeyin bir, iki, başıdır, esasıdır. Başıdır ve esasıdır. Şimdi görün, kullanacağız bak arkadaşlar. Hayat, vücudun nurudur. Nuru anlattım. Nur neydi? Şuuru da söylemiştik. Buraya da topladım. Bu nereden geçiyor? Sözde 506. Tamam. Şimdi o zaman şunu nasıl çizeriz? Hayatın şuraya yapayım da artık gerisini herkesi gönderdim. Şeye bakacak. Bak, hayatın şuraya hayat koyun. Mülk tarafı mülk tarafı, melekut tarafı var. Tamam abiler, şöyle. Hayat berzahtır. Biz hayatın kendisiyle hiç muhatap değiliz. His ve şuur ve duygularla, mide, uşkurluk, yemek, içmek, hayatın kendisini tanımıyoruz. Yani biz alametleriyle hayat şeyi biliyoruz. Hayatı biliyoruz zannediyoruz. Peki şurayı okuyorum. Defteri iş yapamıyorum. Yazmayacağım. Şuraya parmağımı koyuyorum. Mülk tarafını anlatıyorum. Vücut. Nur. Hayat ile alakadar olur. Vücudun hakiki vücudun mahlukat. Mahlukat, hakiki vücutları. Hayat ile bütün eşya malımdır, dünya hanemdir, kainat mülkümdür olur. Renklerin sebebi vücududur. Ne yazdım? Mülk tarafı. Şimdi melekül tarafını okuyorum. Her şeyin başıdır ve esasıdır. Ziyadır. His ve şuur akıldır. Şuur var ve şuurla taalluk eder. Başka? Safi ve halis cevheri ve sabit ve müstakil zatı da ruhtur. Şuur hayatın
dışa vuruşu olduğundan, şuur hayatın dışa vuruşu olduğundan, şuur hayatın nurudur. Şimdi berzah okuyorum. Tabii sen oku, biz de okuyoruz diyorsunuz ama. Takip ediyoruz ha. Çok güzel olsun. Vücud haricisidir. Vücudu harici olan mahlukatın yaratılmış asıl malzemesidir. Yani her şey hayattan yaratılmıştır. Vücudun hakiki vücudu hayat iledir. Hayat her şeyin başıdır ve esasıdır. Bir şeyi bütün eşyaya malik hükmüne geçirir bir şeyi. Bir şeyi bütün eşyaya malik hükmüne geçirir. Kesrette ehadiyetin bir aynısıdır. Yazılmış, kabul edin. Evet. Şimdi sonucu okuyorum. Tabii yazılsaydı güzel olurdu. Bağlayacağım. Merak ediyoruz. Hasan abi bir şey var da. O zaman canım üstadım 10. söz 11. hakikat Resul'dür. 10. söz 12. hakikat Risalet olabilir mi? 10. söz 11. hakikat? Hakikat Resul'dür. Evet, Resullük tarafıdır. 11 tane insanın insan penceresi o. Cenab-ı ismi Hakk'ın ismi Hak ne ismi tecellisi? 11. hakikat Bab-ı insaniyettir ki ismi Hakk'ın cilvesidir. İşte insan penceresi. 11 tane hakikat var. Resullüktür o. Mazhar olduğun kadar o risalet şeyidir. Mazhar olduğun kadar Resul oluyorsun. 10. sözde Resul oluyorsun. Hani bir daha söyleyeyim. Ahiret nerede? Denildi ki bunu kim soruyor? Kim soruyorsa ondadır. Ne demek o? Sorabilendedir. Sormayan da yoktur. Sormayan, soramayan görecektir. Sorabilen dedir. Oluyor. Kainatın kuruluş, bak kainatın kuruluş vücudunun gayesi his, şuur ve akılın inkişaf ve inbisatıdır. Bu kainat niçin kurulmuş? İnsana verilen his, şuur ve aklın inkişaf ve inbisatı kastedilmiştir. Eğer bunlar olmazsa insanın ölümü olduğu gibi büyük insanın da ölümü olur. İnsanlar zannediyor ki 300'ü aşurda yazıyor. Bak arkadaşlar, insan toprağa girince ölüyor zannediyor. Ustad diyor ki hiç şuur aklından istifa etmiş adam ölmüştür. Hangi tabuta konulmuş? Zamani hal tabuttur. Tabut kutu. Buraya girdi adam, boğuldu. Kainatı döndü. Kainatı döndü. Bak şimdi. Ya kainat sizin içinize, kainat içinize alacaksınız veya kainat sizi içinize alacak. Ya öleceksiniz ya mefte mazar olacaksınız. Mezar mutalik şu. His ve şuur akıldan ayrıldıkça ölüyorsun. Ustad diyor ki tabir değil ha. Hazır zamana tabut diyor. Hazır zamana tabut diyor. Ölmüş. Tahtası ne? Dene tahtası eksik. Aha sana kutu. Tahta. Hazır zamana tabut diyor. Tabut. Peki kim? Aha tabut. Buraya girdi. Bunu içine alacaktın. Bunun içine girmeyecektin. Kainatı içine alacaktın. Onun içine girmeyecektin. Allah'ı bile içine alacaksın. Nerede? Sırrı insanı. O bendeki, o bendeki, bende, bu ben, bende, o var. Ama onda ben nasılım bilmiyor. Onda ben nasılım bilmiyor. Peki onun bendeki sırrı insanı. Yani ben dediğim şey, enenin de bir arkası, sırrı insanı. Sırrı insanı da o var. Sırrı insanı da o. Bendeki o. İşte arkadaşlar, ölümü şu toprağa girmek değildir. O ölümü siyah peçesidir diyor. Ölüm ustad diyor ki, ölüm zahirde gözüktüğü gibi dehşetli değildir. Tamam. Bu sineğin kanadına başkası da girebiliyor mu? Girebiliyor. Bu salat edebiliyor mu? Edebiliyor. Büyük zatlar da girebiliyor mu? Girebiliyor. Tamam. Şimdi, toprak kabir zannetme. O ölmeyenler ölecek. Zaman hal
tabuttur. Tahtası eksik demek burasıdır. O öldü demektir, tahtası eksik. Peki bir insan ne zaman ölür? His, şuur, aklı ölmüşse o öldü artık. Kur'an'ın tabiriyle ona hafız kelenamu belumada. O camidattan daha aşağı ama yaşıyor. O işkembe ve uşkurluğuyla yaşıyor. O hayvanda da var. İşkembeyle yaşayan ağaç kökleriyle beslenir. Bu da bağırsaklarıyla beslenir. Hayvanlar ürer. Bu da üremeyle. Bu mu hayat? Hani yukarısı? Kalp, vicdan, akıl, hayat yok. İki ayaklı mezar mütarık bedbaht. Bedbaht. Arkadaşlar o tabir değil. O doğrudur. Ölmüştür. Zamanı hal tabuttur ve 17. sözde bunu çok anlatır. Zamanı hazır tabut olduğunu. Ey mezar-ı mutarik bedbahtlar. Nereden ölmüş? His, şuur, akıldan istifa. Hareket-i mezbuhanede olan. Eğer bunlar olmasa insanın ölüm olduğu gibi büyük insanda da ölümü olur. Küçük kainat olan insanın ölümü ne ile ise büyük insanda da ölümü o cinsten olur ve olacak. Misal, kafanda akıl yoksa, ölü olduğu gibi, kainatta da Kur'an gitse o da ölüdür. Bir insanda akıl yok, yaşasa ne olacak? Gözü bir mana ifade ediyor mu? Mesela delilerin gözü daha sağlam, organları daha sağlam benden, bir şey yaramıyor. Bir insanın, iyi dinleyin, hissiz, şuursuz, akılsız nasıl olursa, kainatta risalesiz öyle olur. Bir insan hissiz, şuursuz, akılsız. His yok, şuur yok, akılsız. Kainat da öyledir. Büyük insan senin aleminde. Bu üç sıfatlar insanda inkişaf ve inbisatı. İnkişaf ve inbisatı söylüyorum. Oku getir. Çık 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 bırak. Noktadan noktaya inkişaf. Sesim yayılarak gidiyor. Buna inbisat. Bu üç sıfat. His, şuur, akıl, inkişaf ve inbisat edip kıblesine konulmasa, ihtina sırat-ı müstakim, his, şuur ve akıl, inbisat ve inkişaf edip kıblesine konulmasa, dünyada da yaşasa ne olur ki? O zaten ölmüştür. Hayvanlar bile hissiz bile olamadıklarından hayvandan daha şahitmişler. Evet, dersimiz burada bitti. Sabrettiğiniz için, tahammül ettiğiniz için, kendinizi keşfettiğiniz için sizin adınıza sizi tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Şöyle oluyor abi, hani kainattan Risalet-i Muhammediye'nin nuru çıksa gitse kainat vefat edecek diyor ya. Hani insana taşıdığımızda da bizden Risalet çıksa, Risalet hakikati bizde gitse, yani o nur gitse, nur ne yapıyordu? Vücuda çıkarıyor. Evet. Nur gittiği zaman vücut tarafına bakıyor, mevcut tarafına yani. Mevcuda bakıyor. Yani bizim mevcuda çıkarabildiklerimiz tarafına bakıyor. Kadar. O gitse o zaman yani biz bir şey çıkartamıyoruz, Adem'e gidiyor. Yani nur gidince karanlık olunca Adem oluyor ya. Adem oluyor. Yani onun zemini de bizim his, şuur, akıldan istifa etmemiz. Evet, bak şimdi his, şuur, akıldan ne kadar istifa edersek. Benim nurum. Bu kainat, yani nur ne yapardı? Fener gibiydi ya, kainata uçağa çıkılıyor. Kapattık, vefat ediyorduk yani. Feneri kapattık. Var mı mevcuda ki? Fener yok ki. Risalet de gelmiyor. Risaletin zemini kalkınca da benim kainatım vefat ediyor. Vefat ediyor. Arkadaşlar mezara gitmeye mevt teristir. Ölüm, ölümdür. Ölüm girmektir. Bak şimdi. Ölüm, ustad ikisini de kullanıyor külliyattan. Ben boşuna söylemiyorum. Mevt, ölüm değildir. Meftin içinde ölüm var. Ölüm girmektir. Mevt teris olmaktır. Vazifeden paydostur diyor ya. Vazife bu. Hadi diyor paydos. Paydos. Usta boşuna koy. Ölümü değil. Mefti kullanırken paydos diyor. Mezara girmeye ölüm diyor. Tamam. Mesela diyelim ki şey. Zekatın içinde sadaka da var. Ha? Sadaka da var. Mesela zekat ile para değil. Diyor ki Nur suresinde. Öyle meçhul evler var ki şehirde. Orada erkek oğlu erkekler vardır. Onlar bir ticaret, ziraat yapmazlar, namazı dost olup kırlarlar, zekattan verirler. Ona ticaret ve ziraat yapmayanın zekatı mı olur? Hayatın, vücudun, ilmin zekatını verirler diyor.
Nur suresi 24. sure 30. ayetten 35'e kadar söyledim. Şimdi arkadaşlar, ölüm nedir? Mezara girmektir. Mevt nedir? Şiir, şuur ve aklın bütünselliğiyle terhistir. Ölmüyor. Usta diyor ki belki teris oldu diyor. Zühtü diyor, teris oldu diyor. Binbaşı Asım Bey diyor, teris oldu diyor. Hasan Feyzi, Hafız Ali benim adıma diyor, teris oldu diyor. Ha? Ötekisi için ne diyor? Geberdi diyor. O X'in birincisi. O azabıyla meşgul oluyor. Hatırladınız mı? Şimdi arkadaşlar, evvel ve ahir, hiç şuur, aklımızın nispetinde nurlu oluyoruz. Mevcudat ortaya çıkartıyoruz. Ve mevcudat alemimizle diriliyor. Dirildikçe diri oluyoruz. Zihninde diriliyorlar diye. O iyi bağladın bak. Demek ki mevcudat 138 sözler. Zaten orası his, şuur, vicdan. Okur musun onu? O 138 miydi? Onun için sözde kainat hüşyar olup zihninde diriliyorlar. Canıştan 139'da abi. Amur. Tamam Amur, bir dakika bekle. Kaç? O ölmüş veya yatmış mevcudat alem Yusuf Yuhus sadasıyla işitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar, hüşyar oluyorlar, kıyam edip zikrediyorlar. Bak şimdi, his, şuur ve akıl. Vicdanda ne vardı arkadaşlar? Vicdanda? Vicdanda? His, şuur, irade. İrade. Zihin. Latife-i Rabbani. His. Şuur. Şuur değil. Latife-i Rabbani. İşte bu zihin de nasıl diriliyor? Şunla. His, şuur ve akıl nispetinde mevcudat senin zihninde ayat-ı tekvini olarak diriliyor. Diriliyorun tersi ölü demek oluyor. Ölü. Zaten vefat edecek. Vefat da burada oluyor. Dirilmenin tersi o. Evet, yani güzel. Adem tarafı. Demek ki kainat burada diriliyor. Allah'ın iki türlü emri vardır. Bir, kelam sıfatından gelen Kur'an'da et, yapma, git, gitme, tut, tutma, ver, verme. Nedir o? Evamiri tekvini. Bu kelam sıfatından gelmiş. Emrediyor. Bunun diyor neticesi âle ve ahirettedir. Uydun uymadın. Zekat, namaz kıldın kıymadın. Bu Kur'an'ın evamiri tekviniyesi. Evamiri tekviniye bak. Evamiri tekviniye. Sorunu alacağım abi. Bu. Ayatı tekviniye. Bu kelam sıfatını tazammun ediyor Kur'an'da. Emirler, yap yapma. Ayatı tekviniye ise ilim, irade, kudreti tazammun ediyor. Şu mevcudattır. Bu ayatı tekviniye bizim zihnimizde diriliyor. Evameli tekvini bizim aklımızda diriliyor. Dolayısıyla burada dirilme, ölüm de burada oluyor. Nasıl dirilir? His, şuur ve aklın nispetinde zihnin, kainat dirilir. O zaman bir insan ne kadar bahtiyardır, özeneceğiz, arabası var falan, eşi, aşı, işi, yatı, katatı değil. Bu insanın imanı, bu insanın huzuru, bu insanın his ve şuur, aklı bütüne ne kadar getirmişse en bahtiyar insan o. İşte kainatın bir risalet sistemi var. Kainatta 18 ben alem sana monte edilmiş. Kainatın hissi, kainatın şuuru, kainatın aklı sana monte edilirse ki o sistem risalettir. En azami derecede bütüne getirirsen sen Resul oluyorsun. Yani vahiy gelenlere musaddık buluyor. Yok 538 sözlerde gelen hakikatler sende yok oluyor. Efkarları ve duygular kainatta marifet ile getirdikleri zaman musaddık bir şey bulamadıklarınıza sönerler ve yok olur, ademe giderler. Yok sende muhatap olursa bununla. Demek ki bugünkü heyecanımız şuydu. Risalet en cami derecede Resul'la mazar olduğu için Resul oluyor. Risalete biz de muhatabız. Risalet bu üç sıfatın bütünselliğidir. Onun için onun Resullüğüyle gelen vahiyi
özemsiyoruz, uyguluyoruz, namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Şimdi Kuzey Irak'ta Amr'lar. Sor bakayım Amr. Hasan abi bir de eğer olmazsa sönük cephene ne diyor sözde 213'te. O zaman diye olmazsa o zaman bu dehşetleri görüyor ve köprünün etrafında müthiş ejderhalar, aslanlar ve canavarlar göründü diyor. İşte bu sefer kabir canavar oluyor, kanser canavar oluyor, koronavirüsü canavar oluyor. Seni telis edecek şeyleri canavar olarak görüyorsun. Oysa aslan attı. Amr sorsun bakayım, dinliyorum. Onuncu hakikat. Bab-ı Risalet ve Tenzili. O zaman Bismillahirrahmanirrahim cilvesiydi. Bismillah nefse bakıyor. Allah'a bakıyor. Akla bakıyor. Bismillahirrahman kalbe bakıyor. Bismillahirrahim ruhta bakıyor. Aynen. Ve Bismillah akla bakıyor. Bismillahirrahman muhabbete bakıyor. Bismillahirrahim şefakate bakıyor. O zaman o 24. söz muhabbet şu kainatı bir sebebi vücududur. Hem şu kainatı rabitasıdır. Hem şu kainatı nurudur. Hem hayatıdır. Görüyor musunuz? Mukadder kul var Besmele'de. Kim söylüyor? Kime söylüyor? İşaret-i Caz'a söylüyor. Besmele'nin başında mukadder bir kul var. Kul. Nefse bakıyor. O Bismillah'taki o biz yani be kişiye bakıyor. O Allah akla bakıyor. Rahman kalbe bakıyor. Rahim ruha bakıyor. Kulama bak. O zaman 11. hakikat Resul'a bakıyor. Onun 12. Risalete bakıyor. O zaman Bediüzzaman ya Muhammed'e oluruz. Herkes yani biraz yani. Mazar olur. Aynen. Muhammed'in gölgesine giriyorsun. Hayatı Muhammed'in hayatına gir diyor. Hayatına giriyorsun. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hayatına giriyorsun. Bak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hayatına giriyorsun. O zaman o birinci sosdan önce. Durmayı değil. Sekizinci hakikat ve sekiz ayet toplam o tezinde olur. Bak sekiz hikaye, sekiz misal, sekiz hakikat diyor ya. Sekiz kere üç 24. Geç 24. mektuba diyor. Bak onu tanımlıyor. Sekiz hikaye ayrı bir şey anlatıyoruz hikaye. Boşuna dememiş hikaye. Hikaye değil. Şu şey olmadığı gibi. Hakikat da öyle. Üstadım, ona düşündüm. Maşallah ya. Görüyor musun nasıl okuyor? Risale nasıl, neler çıkıyor? Kuzey Irak bu. Sibirya'da ne var, şeyde ne var falan. Bak neler var, ne cevherler var. Üstü battaniyeyle örtülmüştü bu şeyin. Ülfet sarmıştı bizleri. Bu derslerle elhamdülillah, bunun adı Nazm-ı Mani'dir. İşareti Caz böyledir. Bak Bismillah'taki kul diyor, nefse kişiye bakıyor. Oradaki Allah, insanın aklı, oradaki Rahman. Rahman kalbe bakar. Rahim, ver abi, hemen. Gitme bir yere. Başka soran var mı? Hayatın mihveri ve makinesi ancak kalp. Nasıl şey? Hayatın mihveri ve makinesi ancak kalptir demiş. Tamam, teşekkür ederim, sağ ol. Şimdi söyle bir de, söyler misin? Hayatın mihveri ve hakikati ancak kalp demiş. Biz hayat için şey yaptık ya. Evet. Evet, başka yoksa kapatıyorum defteri bugün. İstanbul'da, Türkiye'de şu anda 2:30. Evet. Toplam saatimiz elhamdülillah 2:30. 2 doğru da 4:30 saat. 4:30 saat. Niçin darlanmadınız biliyor musunuz? Okullarda 45 dakika. Bu 4:30 saat. Sebebi şu. Akılla dinlerseniz yorulursunuz. Kalple dinlerseniz zevk alırsınız. Ruhla dinlerseniz öteye geçersiniz.
akılla dinlemek, sebep sonuç ilişkisini kalben dinlerseniz üstü açılır, ruhla latifeleşir insan. İşte usta diyor ki, akıl kulağı ile, kalbin kulağı ile, ruhun kulağı ile yorulmanın sebebi okulda aklın kulağı ile dinliyoruz. Biz kalbin kulağı ile en az dinlediğimiz için yormalıyız. Allah bereketimizi artırsın. Allah iki can da aziz eylesin. Bu hakikatle muhatap eylesin. İştirak-ı amal-i uhreviyemizden, iştirak-ı amal-i uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bizim dua ettiklerimiz, bize dua edenleri, onları ve bizimleri, bu bütünleri ve nur talebelerini, insi ve cinli şeytanlar şerrinden, semavi ve semavi arzafatlardan, maddi ve manevi musibetlerden, erva habisenin izacatından, kimsesizliğin vahşetinden, yeisin zulümatından hıfz-ı emin eylesin. Zat-ı uluhiyetini bizde taayyum ve teşahhus ettirsin. Vahir devahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.